İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek Özel'de çok özel bir konukla beraber olacağız bu akşam. Bizim çok sevdiğimiz, gerçi Murat kimseyi sevmez diyeceksiniz ama onun bile sevdiği diyeceğim. Hürmet bile ederiz. Hatta eteğini öptüğü bile. Yodun eteğini öptür. Allameler'in eteğini öptür. Evet, bu akşam konuğumuz sevgili Turgut Kut abimiz. Turgut Kut daha önce konuk oldu biliyorsunuz. O akşam konuk olmaya bir daha tövbe etmiş. Çünkü ben Turgut abinin inanılmaz değerli bir kitabına az kalsın bardağı boşaltıyordum. Üsküdar atlasının üstüne su döktü. Evet. Dökemedi. Allah'tan gelmedi. Turgut abi nasıl fırladı? Fatih ne yaptın diye. Hiç beklenmeyecek şey geçebilir. O ne refleksi Turgut abi? Ne bileyim ben oldu. Evet, Turgut abinin dedi ki unvanı ne yazacağız dedik. Şöyle bir karar verdik Murat'la. Allame, üstad vesaire. Vesaire. Estağfurullah. Turgut abi hoş geldin. Hoş bulduk. Murat Bey siz de hoş geldiniz efendim. Ne oldu, ne nefes aldın öyle bir? Tansiyonun mu çıktı? Yok, yukarıda Turgut abinin şeyleri. Turgut abi sağ olsun bize gelirken güzel yemekler getirmişti. Pastırmalı pideler getirmiş. Abi muazzam böyle abi Ayşegül'ün korkusundan sana atıyor topu biliyorsun. Böyle yuttu. Bilirim onu. Yani Murat'ın bile bir gün birinden yani korkacağı hiç aklıma gelmezdi. Ayşegül'den tir tir titriyor. Yok, Fatih'te yaptırmış. Fatih'te yaptırmış. Odun fırınında. Yani böyle pideler böyle yuttuk. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Turgut abi geçen gün bu pideyi odasında girdim. 4 tane pide. Hepsini bitirdi. Dedim ki Murat utanmadın mı? 4 pide yedin dedim. Ne cevap verdi? Onlar 1,5'tu dedi. 6 pide yemiş. Ama ince hamur canım bir şey. 6 pide. İnce hamur. Ya toplasan 150 gram pastırma var. Oburluğa endaze yok ki. Evet abi, yani hani bir gurmeler var, bir gurmanlar var. Bu gurman sınıfına giriyor. Türkiye'de gurman falan yoktur. Türkiye'de sadece obur vardır. Türkiye'de gurme diye yazı yazıp kapı kapı dolaşıp ahkam kesenlerin çoğunun yumurta bile kıramadıklarını bilirim yani. Onlara ne deniyor biliyorsun değil mi? Ne diyorlar? Türkiye'de onlara gurme denmiyor. Sonradan gurme. Sonradan gurme. Yok canım, iyileri de var tabii. Var, iyileri var. İyi muhakkak. De onlar... Onlar pek ortalıkta dolandırırlar zaten. Ortalıkta dolaşmıyorlar. İşte mesela onların bir tane iyi var. Hayatımda kendime gurme demedim. Evet, obursun. Hayır, obur da değil. Obur da değil. Tipine bakarsan obur olmadan anlarsın. Ben kutul layemut bir adamım biliyorsun. Nesin? Sen kutul layemut. Ne demek o? Sen bilirsin onun ne olduğunu. Söyle hadi. Pek normal olmayan demek. Az yer. Ölmeyecek kadar. Yahu şeyden ne derler, bademden çorba içtin mi hiç? Hayır içmedim. Badem çorbası yapıyor. Yapılır. Beyaz badem çorbası. Ha, taze badem içinden. Onu gül suyuyla eziyor. Mermerin üstünde badem ezmesi yapar gibi. Eziyor ve onu çorba yapıyor. Ama ne yağ konuyor? Trüf yağı koyuyor. O bu değildir. Trüf yağ mı? Zeytinyağlı. Onun şimdi trüf yağın tamamını tam yiyemez. Evet. Trüfle bir şey. Yüzdesi içmez. Yalnız. Sonra. Truffle oil dedikleri. Trüf yağı yüzdesi fazla olacak. İşte bizde keme. Keme. Yalnız kemede trüfteki koku yok. Lezzet yakın, yok. Koku aynı değil. Domalanla karıştırıyorlar. Şey, bizde o tür herhalde yok. O şey... Keme söyleyeyim. Lezzet olarak trüfe yakındır. Çok güzel ama o raiha yok. Onlar güneyde çıkıyor. Kastamonu tarafında çıkanı var. O siyah. Kemenin mi? Trüfün. Ha, trüfün. O ithal işte. İhraç. Ben hadi. Gurme dostlarımı seyrederken çok keyif alıyorum yalnız. Cahaletler mi? Hayır, estağfurullah, öyle bir şey yok, söz konusu değil. O yemek yerken aldıkları böyle adeta biz de onlarla beraber yemek yiyormuş gibi oluyoruz yani. Hakikaten. Ben de kızıyorum biraz Turgut abi. Olan var, olmayan var. Alan var, almayan var diye. Şimdi mutfaktakiler için söz etmiyoruz tabii gazetelerde vesaire ama yok. O kadar değil. Bizde çok güzel program yapan, anlatan, bilgilendirenler var. O değil de yani Turgut abi sen de biliyorsun İstanbul'da güzel yemek pişen hala bazı evler var. Var. O kişiler ama ekranda gazetelerde yoktur. Onlar nedir? İş üretime katılmamış ev hanımları tabii sanıyorum değil mi? Başka türlü olur mu? Şimdi yok ya Turgut abi mesela üretime katılmış. Yani kimisi profesör, kimisi mimar, kimisi sanat tarihçisi, kimisi başka iş yapan ve evde de muhteşem yemekler yapan hanımlar var. Muhakkak yani kendim vardır. Yapmıyor belki ama çalışanına nasıl yapacağını çok iyi öğretiyor. Tabii. Ama şimdi düşünün 5'te eve gelen bir hanım profesör nasıl olsun. Nasıl yetişecek yemeği? Yani nasıl? İmam bayıldı mı yapacak yani o arada?
Ne olacak iş değil yani. Çocukta ne oluyor? Alışmıyor evdeki şeye. Yani esas önemli olan çocukları ya. Çocuklara küçük yaşta bu yemek kültürünü vermeye başlamak lazım. İşte yok hamburgerdi, yok sosisti, yok bilmem neydi falandı filandı, pizzaydı falan. Çocukların evet. damak zevki 20'li yaşlara kadar hiç gelişmiyor. Ondan sonra çocuk kendi kendine bir şeyler öğrenmeye çalışırsa çalışıyor, çalışmazsa çalışmıyor. Biz yemekten de bahsederiz. İstanbul mutfağı. Turgut abi varken İstanbul mutfağından bahsetmek evet. farz tabii. Ama esas ben şu şeyden Turgut abi hazır bulmuşken, şu Osmanlı döneminde özellikle İstanbul'da her zaman bir içki kültürü vardı. Osmanlı'da da vardı, Bizans'ta da vardı, Osmanlı'nın klasik döneminde de vardı, son döneminde de vardı. Yani içkiyle, yasaklarla ilk zaman baş edilmediği gibi Osmanlı'nın geneline baktığınız zaman da bazı dönemler hariç bir yasak da yok değil mi? Yok tabii. Şimdi olamaz bir kere. Nedir bizde içkinin durumu? Tabii yiyecek içecekte bir kere dinlerin büyük bir etkisi var orada değil mi? Museviliğin, Hristiyanlığın ve İslamiyet'in. İslamiyet, Hristiyanlık arada kalmış. Birbirlerinin yaptıkları, yapmadıkları, içtikleri, içmedikleri değil mi? Kur'an-ı Kerim'de de gayet kısa bir şekilde, anlaşılır bir şekilde anlatılmıştır. Nedir bizim mutfağımda? İşte helal yemekler vardır, haram yemekler vardır. Bir de mekruh olan şeyler vardır. O kadar gayet basit. Ama siz Tevrat'ın Levitikus'ları değil mi açtın, Levililer'i açtığın zaman kıyamet kadar orada ayrıntılar vesaire. Detay. Detaylar vardır şeyler. O onları ilgilendirir. Bizim karışacak bir şeyimiz yok. Tabii koskoca bir de paganizm denen eski bir dönem var değil mi? İşte şarabın çıkışı vesaire. Şimdi Osmanlı tabii ki kendi dinine göre hareket eden bir ülke. Ne olacak? Onun da bir takım kuralları var. İçki içilmesin demedi Osmanlı döneminde de değil mi? Bir takım kural. Nedir? Gayrimüslimler, zımmiler yani. Zımmi deyince gayrimüslim. Bu Ermeni de olabilir, Yahudi de olabilir, Rum da olabilir değil mi? Ve bu oraya bırakılmış bir şey. Yani başlangıcında ben Bursa Üniversitesi'nden Yusuf Bey'in, Yusuf Hoca'nın, Oğuzoğlu. Oğuzoğlu'nun, onun yanılmıyorsam Orhan Gazi'nin bir geyikli babaya eşek yükü rakı kelime gönderdiğine dair bir arak mı rakı benim bildiğim ki o çok önemli. Yani kelime bazında çok önemli bir şey. Şimdi bir dervişe rakı mı yolluyor? Evet, Evliyaya. Şimdi yasaklar konmuş, kalkmış, konmuş, kalkmış bir sürü şey olmuş. Sonunda hep kalkıp konup kalkması arasında bir de vergi meselesi anladığım kadar ortaya çıkıyor değil mi? Bir hamriye şeyden alınan bir vergi bu. Demek ki o da bir şey veriyor, bir katkıda bulunuyor maliyeye veya iktisada. Şimdi hangi padişah içti içmedi onlar şey değil. İçen içtiyse afiyet olsun, içmeyen de mübarek olsun. Onlara bizim karışacak bir şeyimiz yok. Bir kere birlikte yaşamadık. Ama bugüne kadar olsaydı zaten birisi bir belge çıkarırdı değil mi? Saraya rakıyı bırak. İçki herhangi bir şeyin girdiğine dair bugüne kadar bir şey bulunamadı. Satın almaz ki hediye. Ayrı. O daha sonraki yıllardan elçilik. Elçiliklerden hediye gelir. Elçilik kanallarıyla vesaire. Yani işte Sarı Selim için Kıbrıs'tan işte sarı renkli şaraplar geliyordu. Peki hani kayıt bulamıyorlar. Nasıl oluyor? Bir şekilde oluyor. Bilmiyorum. O önemli olan o değil. Tabii bu serbestliğe rağmen zaman zaman da bir ama takım... Ama Turgut abi affedersin ama tarih kitaplarında var. Mesela Yıldırım Bayezid. Maalesef ciddi bir alkolik. Var. O camiyi yaptırıyor. Ebu Sultan galiba. Eksik yapmışsın. Dört kenarında da dört köşesinde. Meyhane yapacaksın diyor. Şimdi yazılı onlar çünkü.
Burada tabii içki yalnız İstanbul'a mahsus, İstanbul'la ilgili bir şey değil. Bunun Bursa'sı da var, Edirne'si de var, Ankara'sı da var vesaire. Her yer var. Ve bunların hangisinin, bu saydığım şehirlerin hangisinin defterleri, mahkeme defterleri yayınladıysa oradaki kayıtlar var elimizde. Şimdi geçen gün programınızdaydı Akif Hoca. Ben, ne güzel o yayınladıkları ilk cildi 1511 anlattığı yerlerde Üsküdar biliyorsunuz. Üsküdar'da. Ağır gelen bir kitap belki herhangi bir okuyucuya ama o siciller, o mahkeme kadı kayıtları, okunduğu zaman çıkarılacak kıyamet kadar şey var orada, bilgi var. Üsküdar'da da içki içilmiyor değildi. Millet birbirini kadıya şikayet ediyor. İşte o içki işte onu şey etti. İçkiye karışmamış, zımmilere bırakmış ama... Bir şartla bırakmış, işte Müslüman ahaliye satma, onlarla işbirliği yapma vesaire. Yoksa bağları monopol. Sizin tabii Çengelköy'deki Dimitri'nin monopolyası. Kelime olarak bir kere ilk kullanılan 1516 mıdır? Evet, o yıllarda. Meğersem adalardan şarap geliyormuş Çengelköy'üne. Çengelköy'ündeki Dimitri de kalkmış gitmiş şeye, pardon kadıya. Böyle böyle monopolya bende de ne oluyor bu? Bunun yani. Çaresine bakın. Ondan sonra peremelerde yani kayıplarda gelirken Üsküdar'a içki sefaları vesaire oluyormuş. Neyse. Şimdi, Müslümanlara kesinlikle yasak mı? Efendim peki tabii şimdi yasak herhalde. Harama giriyor bildiğimiz kadarıyla değil mi? Şimdi. Ama ne zamana kadar yasak? İşte kanunların 18-19'da öyle bir yasak yok. Tabii. Öyle bir yasak yok. Nasıl yok? 18-19'dan sonra öyle bir yasak yok. Serbest. Turgut abi şehrengizler vardır ya. Neler şimdi biz ben kayıtlardan bahsettim. Ha. Tabii ki edebi metinlere... Resmen yasak bir devre kadar. Gayet ondan tabii. Sonra ama fiilen hep bu yasak denilmiş. Şimdi mesela bu yasaklardan bir tanesi 1573 tarihinde Bursa'ya yollanan bir emir var. Setbaşı civarında, Setbaşı Bursa'da biliyorsunuz, yani bir de mescidi vardı onun bilmiyorum şimdi duruyor herhalde. Setbaşı, Bursa'daki Setbaşı'nın civarında da zımmiler diyor. Hristiyanlar yahut veya Yahudi de olabilir, vergi veren birisi. Cami ve meyhanelerin çokluğundan şikayet ediyorlar. Çünkü adamlar camiye gidiyor, rahatsız oluyorlar. O arada kayıt diyor ki, tam diyor mezin minareye çıktı, ezan okuyacak. Meyhanede oturanların birisi de mezine kadeh kaldırmış. Ondan sonra şedid bir, sert bir biçimde bu halledilmiş. Ama gene devam etmiş. Gitmiş gene de. Bu Bursa kütüğünde bu söylediğim şey olay Kamil Kepeci'nin var. Mesela Bursa'nın işte mahkeme kayıtları yayınlandı. Ankara'nın yayınlandı. İstanbul'un, Üsküdar'ın vesaire yayınlandı. Hatırlayamadım. Belki birçok daha yer var. Şimdi bu kolay değil, değil mi? Mezine kadeh kaldırmak. Şimdi hangi yıl oluyor? 1570. 16. yüzyıl. Şimdi ben 16. yüzyıldan 1960'lı yılları atlayacağım birdenbire. Siz o yılların Aksaray'ını herhalde hatırlamazsınız. Yani Valide Cami, Perternial Lisesi yanında cami. Oradaki o zaman o yıllarda böyle üst geçitler vesaire yoktu bir şey. Orası bir meydandı. Bir ara meydana böyle yuvarlak bir şey, bir ilan, bir firmanın veya birisinin bir... İlanı geldi. Hayır, kadehler geldi. Akşam üzeri kadehler yanıp sönüyor. Şarap kırmızı kırmızı inip çıkıyor kadehlerin içinden. Orada da
Cami var şimdi. Camide de adamlar tam o tarafa doğru namaz kılıyor. Allahu Ekber diyor. Herkes orada şarap kadehleri inip kalkıyor. Yani renkli renkli. Sonra yani eski Aksaraylılar onu hatırlar. 60 öncesi mi sonrası? 60'lı yıllar. Bilmiyorum. Mesela çok sevdiğimiz Metin Akpınar hatırlayabilir. Orada o yıllarda oturuyorsa. O çünkü Aksaraylıdır. Bilmiyorum orada o yıllarda oturuyor mu oturmuyor mu ama yani bizim üniversite yıllarımız ve öyle bir ilan vardı. O da kalktı. İşte 1573 o ona kadeh kaldırıyor. O birinde de renkler kadeh gene kalkıyor. Sonra onu hatırladığım kadarıyla ortadan kaldırıldıydı onlar. Sonra Bursa'da tabii bu mali meseleler herhalde artınca yani ülkede bu arada da bir iradı cedid hazinesi diye biliyorsun bir şey ortaya çıkılır. Bu da hazineye gelir sağlamak için içkilerden alınan, üretilerden alınan vergi bir de, vergi öyle. Oluyor. Bu 1792'de buna da yanılmıyorsam Zecriye Rüsumu Nizamnamesi deniyor. Zorlayarak şimdi nereden 1573-1960 bu arada bir de bizim birinci meclis döneminde biliyorsun bir de Menemüşkirat Kanunumuz vardı. Trabzon mebusu Şükrü Bey'in ortaya attığı ve bu 14 Eylül 1920'de kabul edildi fakat o yıllarda resmi gazete olmadığı için onun yayınlanma tarihi daha sonradır yanılmıyorsam. Onunla beraber tekrar düğünlerdeki menemüşkirat kanunu da vardır. Düğünlerde fazla israflar yani yapılması. Yani içkinin yasaklanması. Hayır. Müskirat, men yani. Men emüskirat. İçkiler. O biri de. O biri de düğünler içinkisi de meni israfat. Yani israfı men eden bir kanun. Ne oldu bu? 1920'lere kadar, 1924'te yürürlükte kalkmak üzere kaldı yürürlükte. Onun mecliste tartışılması da çok hoş bir şeydi. Sonra ortadan 1900 sanıyorum tamamen 65'ler mi bir tarihte tamamen o hükmünü kaldırdı. Niye konmuştu? Şimdi orada tabii bunun o dönemki olaylara bakınca bir kere onun bir mali bir durum var ortada. Bir vergi eksikliği var. Yani Menemüşkirat Kanunu'nun kalkması da bir vergi toplamak için oldu sanıyorum. Yani başka bir şey için peki değil. Peki niye yasak geldi? Efendim işte yeni harpten savaş çıkılmış. Yılları diye. Canım işgal Türk askeri İstanbul'a gelinceye kadar içiliyordu. Ondan sonra İstanbul'da da yasaklandı o içki şeyi vesairesi biliyorsun. Değil mi? Bu aşağı yukarı 1924'e kadar. Şimdi Bursa'daki... Bir dakika 24'e kadar serbest miydi diyorsunuz? Hayır. Şimdi 1920'de birinci meclis karar yasağı aldı. Koydu, evet. Karar aldı. Ama yayınlanmadı. Telgrafla vesaire diğer vilayetlere bu yasak gönderildi. O arada da herhalde İstanbul işgal altındaydı değil mi? ...1924'te kaldırıldı. Ama yürürlükte kaldı. Daha sonra... Kanun mu 24'te kaldırıldı? Hayır. Kanun en son kanun 20 Mart 1926'da Menemüşkirat Kanunu kalktı ortalıktan. Ama o arada ki kaldırılması yani tekelin kurulması. Yani içkinin başka üreticilerin yani elinden. Yani 20-26 arası içki yasaktı. İşte. Ama tabii ki yasak ama içen de var. Resmen onu, yasaktı. Kimlere yasak? Belirli insanlara yasak. İşte dayak cezası, hapis cezası, para cezası gibi cezalar da kondu
mecliste konmuş o zaman. Ama yasaktı yani. Yasak yani ama içilmiyor değildi tabii. Yani gelir temini için, gelir temini için. İşte ama monopoli almak için yasaklamışlar. O zaman yok ama o da yok. Ben olsa da yok. 1512'den işte Üsküdar'daki mahkeme... Hayır, Cumhuriyeti diyor. Hayır, Cumhuriyet monopoli yani tekel idaresi. İşte o da 1926'dan sonra herhalde. Tekel kurulunca yasak kalkıyor. Yasak kalkıyor. Çünkü tekel oluyor. Değil mi? Fazla da bir şey çıkaramıyorlar. İşte belirli 3 isim altında 3 tane rakı. Rakı. Yeni rakı, yeni rakı kulüp rakısı, iyi rakı. İyi rakı incirden yapılan bir rakı, en ucuzu. Ve hiçbir zaman tekel mavi ispirtoyu da yok etmemiştir. İspirtonun kullanılacağı yerler var. Tabii ki o içilmesi için yapılmış bir şey değil. İmbikten geçen rakının artıklarından denatüre edilip mora boyanıp cilacılara veya gaz ocağı biliyorsunuz. Kullanılmasın, kahve içki yapardık üzerinde. Ha, boyanma i̇çki sebebi, boyanma sebebi içki olarak kullanılmasın. Yani ben çocukluğumda bayağı kenarda köşede ispirto şişesini alıp işte onun içine şeker katıp biraz bilmem ne vesaire rengi değiştirilip içki yapan vardı ondan. Biz de gördük. İçilirdi. Şimdi bu menü müskürat kanununda ne oldu? Yasaklar kondu ama bu arada amatör üreticiler de çıktı. Yani evine imbik kurdu. Kaçak içki üretildi. Kaçak içki üretilmeye başladı. Zaten bir şey yasak olunca kaçağı her zaman biliyorsun. Ha bir de mafyalaşma. Amerika. Şey şimdi oynuyor. Şimdi oynuyor. Az mı? Yok. Neydi? Rıhtımda geçiyor. Evet. Neyse. Pardon. Şimdi İstanbul'a gelecek olursak tekrar bir de şunu hatırlatayım. Pardon. Şimdi İstanbul'un içinde İstanbul Suriçi bir bostan cenneti gibi bir yerdi. O zamanki imkanlara göre. Eski İstanbul. Eski İstanbul'da. İkincisi biz hep Anadolu sahilinin kıyılarını biliriz resimlerden vesaire. Bir de o kıyıların üst tarafı var değil mi? Çengelköy'ün üstü, Bostan'da. Göztepe, Bostancı vesaire vesaire. Bakın 1873'te kurulan Société Vinicale de Turquie Limited bu Silly ve Charles Eckerlin diye bir firmanın devamı. 1897 yıllarında da Erenköy şarabı diye bir şarap üretiliyor oradaki bağlarda. Ha kaynağını sorarsanız Levant Herald gazetesi meşhur. Ticari gemilerin kalkışını vesaire veren gazetede de üretiliyor. Üretildiği halde Ragıp Paşa kimdir Murat? Meşhur Ragıp Paşa şey. Nedir ne iş yapardı? İçki fabrikatörü. Bir dakika ne iş yapardı sarayda? Yıldız Sarayı'nda şeydi. Neyse. Mabeyinci. Peki. Ragıp Paşa. Ragıp Paşa'nın bağları nereden başlardı? Büyük çekmeceden başlar, Tekirdağ'a kadar gider ve Umurca rakısı da. 30 bin vattan sonra adamı sürüm süründürdüler. Ama Rumeli Hanı, evet. Anadolu Hanı evet. Ve Afrika Hanı. Evet. Sarıca ailesi değil mi? Sarıcalar. Sonra Sarıcalar Sarıca tabii. Sarıca ailesi oradan. Ayşegül Sarıca. Onlar falan evet. Onun için de. Sarıca apartmanı şuradaki evet. Şimdi bir de başka... Bu kadar özür dilerim ya bir ara vermem gerekiyor. Peki. Sonra devam ederim mi? Direkt ama değerli izleyiciler. Evet değerli izleyiciler, üstadımız Turgut Kut ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? İşte İçkinin faziletlerini anlatıyorum abi. Estağfurullah. Aksaray'da. Ha bu arada Aksaray'da seni anlattığını hatırlayan izleyicilerden de mail geldi. Evet biz de hatırlıyoruz 1960'larda o şey diye ilanları tekelin reklamlarıymış. Öyle mi? Evet tamam. O zaman tekelinmiş. Ben yalnız reklamı çok iyi hatırlıyorum. Yani o bizim, bir bira vardı şeyde şişesi. Zincirlikuyu'da. Zincirlikuyu'da. O yıllardı. Profa'nın yanında. Evet. Bir şey dönerdi böyle. Yanında bir bira şişesi vardı. Evet. Bu bizim üniversiteye gittiğimiz yıllar. Bir sürü arkadaşımız var tabii. Bir yeni kapı sahili, yeni yollar yapılıyor işte. Sahili yolu yapılıyor vesaire. Fakat
sanmayın ki biz o kadar da bir hür, bir halimiz vardı. Çünkü başımızda bizim Yusuf Bey amcamız vardı. İçmenizi mi engelledi? Bu, evet. Bu ortalığı kolaçan eder. Akşamları bir sokağın başında belirler. Hatta birisinin elinde kese kağıdı veya file varsa içinde ne olduğunu bakar vesaire. Yani biraz da... Mahallen almış. Evet. Öyleydi ama mesela Yusuf... rakı şişesi gazete kağıdından sarılıp alınırdı bakkaldan falan yani. Öyleydi. Hala yeni dolmaya konuyor ama. Canım Yeni Kapı istasyonunun yanında tek bayi vardı. Bütün şey, içkiler vesaire orada satılırdı. İçimizde de bugün bir profesör olan benim çok eski bir arkadaşım, Şehirbay, Kehal, göz doktoru. Kehal. O dahi ödü patlardı. Yani siz mahallenin bütün gençleri içer miydiniz? Hayır, içki meselesi değil. Ben içkiyi demiyorum. Yani kontrol mekanizmasından bahsediyorum öyle. Yusuf Bey amca bizi böyle göz altında tutardı. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela İstanbul'un ilk nüfus sayımı, yani Cumhuriyet dönemindeki ilk nüfus sayımı 1927. Bunun çalışmaları 1924'te başlıyor. Ve 1927'ye kadar eski sokak isimleri geçerli İstanbul'da hala. Seçim 1927 yılındaki İstanbul'un nüfusu 794.444 kişi. 35 yılında 883.000'e çıkıyor. Şimdi kaç? Şimdi 2000'deki en son yeni bir sayım 10.018.735. Şimdi 13 milyon civarında bu sayım. Bu bir şeye kayda bağlı bir yeni çıkan sistemle. Yani 60'lı yılları ben bahsederken İstanbul'un nüfusu 1.882.092 kişi. Şimdi 2 milyon diye öğrenirdik ya okulda. Evet. Ne oluyor? 1924'te bu sokak isimlerinin değiştirilmelerinden bir başlanıyor. En Niye son değişiyor? Söyleyeceğim şimdi onu. Bu sokak isimleri 1934 yılında belediyenin çıkardığı ve rahmetli ve bizim de Fatih'ten komşumuz Osman Nuri Ergin tarafından hazırlanmıştı. Mektupçu Osman Bey tarafından. Ve ilk İstanbul Şehir Rehberi de 1934 yılında basılmıştı. Şehir rehberindeki isimler 1922-24'ten sonra değiştirilen isimlerdir. Mesela şöyle söyleyeyim. Bizim Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Büyükada'da aşağı yukarı o yıllarda Türkçe bir isim yok. Sokak ismi yok. Bağlarbaşı'nda yok. Beyoğlu tarafında işte tek tük. Bağlarbaşı, Üsküdar Bağlarbaşı. Üsküdar Bağlarbaşı. Ben de bunu en son çıkan bir dergide bostanlarla ilgili bir sokak isimlerini tespit etmiştim. 98 tane bostan ismi geçen sokak var. Şimdi de hani sizin programda bir İstanbul'daki sokak isimlerini alalım dedim. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi bu sokak isimlerine geçmeden evvel bizde bir şerbethane denen bir üretim yeri var. Şerbethane sanılmasın ki şerbet üretiliyor. Orada şarap, şarap üretiliyor. Şimdi efendim, bugün... Hangi yıllarda bu? Şimdi biraz, ben size 34 yılının değişmiş isimlerinin, sokak isimlerinin eski sokak isimleri ne olduğunu, eskisiyle yenisini vereceğim. Şimdi efendim, ben mesela Balat'ta, Fener'de pardon, Akçın Sokağı'nın eski ismi Şerbethane. Yani şarap üretiyormuş orada. Fener'de yine Akşamcı Sokak. Eski ismi Meyhane Sokağı. Pek değişmemiş. Fazla değişmemiş. Bomonti'de Arpa Suyu Sokak. Eski ismi Arpa Suyu Fabrikası Sokak. Birahane bira fabrikası Bomonti. Sütlüce'de Bade Sokak.
Eski ismi Meyhane Sokak. Yine değişmemiş. Eminönü'nde Balıkhane Sokak. Bugün eski ismi Meyhane Sokak. Yine Fener'de bugünkü ismi Bekri Mustafa Sokak. Eski ismi Köroğlu Meyhanesi Sokak. Yine Bomonti'de Birahane Sokak. Eski ismi Bomonti Fabrikası Sokak. Hasköy'de bugün Çakırköy Çıkmazı. Eski ismi Meyhane Çıkmazı. Efendim Şehremin'inde Çayhane Sokak. Eski ismi Meyhane Sokak. Yine Şehremin'inde Çömlek Sokak. Eski ismi Şerbethane Sokak. Kuş dilinde Dere Gazinosu. Eski ismi Dere Sokak. Demek ki gazino konmuş. Efendim Dolapdere Gazinosu. Eski ismi yalnız Gazino Sokak. Samatya'da Kader Sokak. Eski ismi Şerbethane. Ortaköy'de Meşrubat Sokak. Eski ismi Yeni Meyhane Sokak. Efendim Bebek'te Meygede Sokak. Eski ismi Meyhane Sokak. Ömer Hayyam biliyorsunuz. Eski ismi Ömer Hayyam'ın yine Şerbethane Sokak. Şube onu Ömer Hayyam. Evet. Beşiktaş'ta Sallameci Sokağı'nın eski ismi yine Şerbethane. Bomonti'de Silahşör Caddesi, eski Bomonti Caddesi. Bomonti. Efendim Samatya'daki Şarap Sokak, eski ismi Şerbethane Sokak. Efendim Hasköy'de Taşkesen Sokak, eski ismi Meyhane Sokak. Selamsız'da Üzüm Kızı Sokak, eski ismi Meyhaneler Sokak. Çengelköy'de eski yeni ismi Üzüm Özü Sokak, eski ismi Meyhane Sokak. Şimdi bunlar 1934 şehir rehberine göredir bunlar. Ama bugün bunlar çabucak değişiyor bunlar bir hızla. Mesela siz Hanımoğlu yokuşu nerededir bilir misiniz? Hayır. Sen bilir misin? Kandilli'deki Hanımoğlu yokuşunu bilmiyorsun yani. Ha. Peki Hava Hoş Sokağı nerededir? Onu biliyorum yani. Feridiye'de Taksim'de. Taksim. Hava Hoş. Kokoros Sokağı nerede? Onu bilmiyorum. Eski ismi de Despot Sokağı'ymış. Kurtuluş civarında. Küflü Çıkı. Eski ismi Margaret Sokak. Sen söyle Margaret. Feyin Paşa'nın Margaret. Demek ki evi oradaydı. Nerede bu? Hüseyin Ağa Mahallesi'nde. Hüseyin Ağa'da ha. Yani Halas Sokağı'nın alt taraflarında bir yerde. Biliyorsun hatırla Margaret. Mesela şey şarkısıdır, Sırp şarkısıdır, İhtilal şarkısıdır. Birinci Dünya Savaşı yıllarından. Sonra bizde Muhri Sabahattin bunu Hatırla Margaret yapmış. Sonra o değişti. Sen de Florian çaldın onu galiba. Çaldım. Hatırla Menderes oldu bir ara. Sonra şimdi Hatırla Sevgili. Hatırla Sevgili. Yine Kalyoncu Kulluk'ta, sizin bildiğiniz yerlerde. Ömer Hayyam'ın yan tarafında. Evet, yan tarafında. Şimdi Karakol'un sokağı oldu galiba. Maymun Sokaklar Şebek Sokak vardı. Onlar galiba yola gitti. Mesela Fener'de Sarı Çizmeli Sokak. Eski ismi de Sinagog Çıkmazı'ymış. Sarı Çizmeli. Yani sokak adları var yani. Bir de tabii şimdi bunlar... Bir dakika bu sokaklar... Yahudi sarı rengi odan mı koydu? Bilmiyorum. Onu Osman Ergin'e şey sormak varmış. Lazımdı. Yani nasıl bunlar yapıldı? Bunlar seçtiğim şöyle bir şeyler. Mesela son zamanlarda Şişli Belediyesi, Şişli civarındaki Kaypak Sokağı ne yapmış? Sağlam sokak yaptı şimdi orasını. Kaypak'ta sağlam oldu. Ama bir de hiç değişmeyen Ortaköy'de de Kaypakoğlu Sokağı var mesela. Eski ismi de 3. Ortaymış. Peşkeş Sokağı, Büyükada'da. Eski ismi ise Kastelli Sokağı'ymış oranın. Ve böylece demek ki sokaklar da bize hangi semtlere... Ha bu saydığım sokak, bu garip isimli sokaklar belki de yeniden isimleri değiştirilmiş ama bilmiyorum işte üzerinde duruyorum bunların. Tabii, benim en çok üzüldüğüm şeylerdir. Tarihi sokaklar vardı isim taşıyan, yani çifte bab.
bağ odaları, bunlar Yeniçeri. Şimdi tabii onlar burada konu dışı olarak... Yeni isimler koydular şimdi. Konu dışı olduğu için bir takım paşa isimli sokaklar vardır. Fakat o paşa isimli sokakların eski isimlerine bakarsanız gayet garip isimler çıkıyor orada da. Efendim tabii... Ya Ihlamur yolu meşhur. Allah rahmet eylesin Süreyya Hanım ama Süreyya Ağa olur. Evet. Sokak oldu, olmaz. Kardeşim iki tane isim koy, ikisi de dursun. Şakayı değiştirmişler, şakayı karısına şimdi. Ama her gün değişiyor. Her gün değişiyor. Yani baş etmenin imkanı yok. Yani İstanbul'da var ya bu hani GPS, BPS falan hani adres bulma arabalarla olmaz. Falan İstanbul'da mümkün değil. Ha, iki isim koysun mesela Paris'te. Avenue Wilson, Avenue bir ismi daha vardır. Meydanın iki evet. isimdir. Koyun iki isim yani. Şimdi Karagümrük'te Lökünciler vardır meşhur caddesi. Çok eski değişmiyor. Efendim, bir bu cadde sokak isimleriyle ilgili bir elime... Lök'ün ne? Onu anlatıyorum. Lök bir devenin yük devesine lök gibi oturdu. Lök gibi oturdu. Erkek devedir bir galiba. Kıllı, hayır, bir yük taşıyan deve türü o. Kıllı olurmuş. Burada o kıllan Lök'ün arası. Lök'ün başka bir şey. Okuduğum kitaba göre Lökünciler'i anlatırken yazarı... bunun zeytinyağı ve sirke karışımından yapılan boruları tutturmak için bilmem sirkeyle zeytinyağından bir şey yapılmaz bir kere salataya konur o. O löküncüleri öyle anlıyor. Löküncü şu, lökün şu. Lökün eski künklerin ki bu künklerin hepsi topraktan da biliyorsunuz iç içe gelen. O iç içe dişisiyle erkeğin girdiği tarafa konan malzemeye lökün denir. Yapıştırıcı malzeme. O yapıştırır. Lökün neden yapılır? Lehim gibi mi? Sönmemiş kireç, bezir yağı veya zeytinyağı yerine göre. Lökül. Ve hayır, pamuk. Pamuk. Bu dövüle dövüle hatırlarsınız eski cam macunları vardı. Onun gibi bir şey olsa gerek. Çünkü löküncülerin karşısında Kariye Camii'nde de Yahane Sokak var. Yahane Sokak'ta da bezir yağı yapılıyormuş. Demek ki bir yerde bezir yağı üretiliyor. Yapılıyor, löküncülerde gidiyor. De lökün yapılıyor. Ve lökün zeytinyağı veya sirkeyle yapılmıyor. Şimdi o löküncülerde de dedik de orası işte Profesör Doktor Fahri Şensoy Caddesi oldu orası. Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi'nin ünlü hukuk profesörlerinden. 1960 Anayasası'na da sanıyorum katılanlardan. Ve bayağı öğrencileri tarafından sevilen ve biraz da çok ciddi mitti. Fakat bu, ben Naci Hoca'yı, Naci Hoca Karagümrüklüdür. Lökünciler'de oturur. Eski bir evi hala duruyor. Kepenekçi Numan Sokağı'nda otururdu. Fakat Naci Hoca Karagümrük'e geldiği zaman Karagümrüklü olur. Etti. Bizim nasıl Vefa Stadı'nın karşısında ünlü bir kahve vardı. Oraya pek herkes... kabul edilmezdi. Yani... çekildi gelmeye. Ancak işte üniversite öğrencileri vesaire gibi. Şimdi Naci Hoca orada Prafa oynuyor. Kimle oynuyor Prafa? Kadri Aytaç. Sarı Naci. Sarı Naci. Biliyorsun. Ondan sonra spor yazarı Asaf Ayçıl, efendim bizim Cafer Zorlu, onlar Prafa oynuyordular. Ondan sonra pazar içindeki bir meşhur bir yer vardı. Ben herhalde oraya 30 yıldır gidip, Prafa oynamadım. Yani 25 yıldır oynamadım. Sarı Naci'nin babası fırıncıydı. Çok da güzel ekmek çıkarırdılar onlar. Sarı Naci'yi tanır mısın? Galatasaraylı futbolcu. Bilmiyorum, onun için bilmiyorum. Yok, Fenerbahçeli. Fenerli mi? Evet. Kadri Aytaç Galatasaraylıydı. O da futbolcu. Futbolcuydu. Peki onun özelliği neydi bilir misiniz? Neydi? Yok hayır. Kıçıyla stop ederdi. Topu kıçıyla stop ederdi evet. topu kıçıyla stop ederdi böyle. Sonra da ceza alırdı. Yani. Sonra da centilmenliğe aykırı hareketten ceza alırdı. Evet. Kışta top tutmak yasak mı? Bunu hep bir adet haline getirip rakiple alay eder hale getirirsen yasak. Güzel bir şey ama. Hangi takımdan da? İki takımdan da. O Karagümrük'ün yetiştirdiği. Ya aklıma geldi Turgut abi, affedersin. Sizin o stadyum Fenerbahçe'ye mi veriliyor? Yok.
Herkes inşallah verir diyorlardı. Sen bir Galatasaray düşmanı oldun. Ben anlamıyorum ben de. Zaten Galatasaray'ın değilmiş başbakan öyle dedi. Galatasaray. Öyle mi? Yani Adi Sami Yen de açıldığı zaman zor gidilirdi. Sonra alışır yerler açılır. Şimdi görüyorsun. Adi Sami yıllarca kapalı kaldı. 1980'lerin başı mıydı? 70'lerin sonu muydu? Neydi şeyle açılmıştı. Kozmos maçı vardı. Kozmos maçını yapmıştık orada. Bir ara kulüp binası oraya taşınmıştı. Bizim Ali abi Oraloğlu orada oturur, çalışırdı. Şimdi maç dedin de bu bizim 80'li mi 90'lı mı şimdi hatırlayamayacağım. Bir milli maç mı dışarıda bir şey oldu. Bir maç yapıldı. Maç bizim galibiyetimizle bitti. O gün de biz İlber'in Yedikule'de bir yerde misafiriydik. Galiba Ankara'ya dönecekti İlber. Yedikule'de neredeydin? Safa'da. Safa. Meyhane. Meyhane. Şahane bir meyhane. O Selahattin. Ha sizi davet etmiştir. Ha. Estağfurullah. Eve döndük. O uçakla gidecek. Arnavutköy'deydi. Zanax mıydı? Zanax mıydı? Neydi? Nöşetel Zanax. Zanax. O mu? Yok. Hayır hayır. Bu ya 80'li yanılmıyorsam o yıllardan bir tanesiydi. İlber'le bize döndük. Dedi ki ben sizde kalayım. Sonra ben Yeşilköy'e buradan daha giderim. Hiç adet olmamasını... Bizim blokların arkasından bir iki tabanca sesi geldi sevinçten. Ben de dedim ki gidip şuna bir cevap vereyim diye salondan çıktım. Geldiğim zaman İlber ayakkabılarını bağlıyordu. Korkmuş. Korktu sanki ben geleceğim orada dan 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 ateş edeceğim. Yok öyle bir şey. Ve gitti kalmadı. Kalmadı. Işte. Hayır. Cesaretiyle meşhur. Sen ya silah atacaktın. Yok canım. Yok öyle... Olur mu öyle şey? Günay Hoca seyrediyor mu şu anda? Peki Turgut abi İstanbul'da mesela bu 1500, 1600, 1700 yani yüzyıllara göre bir meyhane mevkii, meyhaneler şurada da olur. İşte söyleyeyim o gayet şey tabii. Bir kere bütün sahiller ve gayrimüslimlerin oturduğu semtler. Samatya. Samatya, Yedikule. Hatta o daha sonra bütün sahil boyu. Bunun Anadolu yakası da öyle, Rumeli de yakası da öyle. Yeşil veyahut da tabii kendi oturdukları semtlerde daha çok tabii ki öyle. Bu, peki mesela buraya Müslümanlar gider mi yoksa gayrimüslimlere mi ait o kere meyhaneler? Şimdi o eski çok eski tarihlere gittiğin zaman niye şikayetler gündüz? Oluyor. Şikayetler işte hep söylendi, anlatıldı. Akif Hoca'nın şeyinde de anlatıldı. Bu Üsküdar sicillerinde, mahkeme kayıtlarında hep gidiyor kadıya adam şarap içti diye şikayet ediyor. Nasıl anlıyorlarmış şarap içtiğini? İhbar ediyor yani. Hayır, omuz atıyor, ağzını nereye gidiyor? Hayır, hayır. Kadıya ihbar ediyor. Yani. Evet, ihbar ediyor falanca şarap içti diye vesaire. Peki şarap madem yasaktı, 4. Murat kime içki yasağı koydu? Japonlara mı? Ama o şey o, toplamasınlar diye. Kahvehane hayır, yasağı. Şimdi, hayır, şarap yasak. Herkese yasak. Herkese yasak. Gayrimüslim de yasak. Hepsine yasak. Ama onun sebebi yani içki içmesinler, günaha girmesinler değil. Ama onlara karışmıyorlar. Onların dini var. Dini değil. Hristiyan yok, 4. Murat'ı yok. Onu bilmiyorum. Ben Hristiyan'a falan ayrım falan yok. Herkese yasak. Tamamen, tamamen içki yasak. Murat kim sana mesaj atmış Fatih Altaylı'nın gözü sorunu bitmedi diye? Bir dostumuz atmış. Yani içki sorunu çözülür Türkiye'nin. Fatih Bey'in gözlük sorunu çözülmez diyorlar. Doğru diyorlar vallahi. Ne güzel bu yuvarlak gözlüklerin şuna benziyor. Vallahi ona isim vermedim. Aile meclisi o gözlüklere takmama karar verdi. Bizim de aile meclisine saygımız sonsuz. Turgut abi şimdi... hocanın kıymetini bil. Evet. Günay hocanın. Bu, evet abi. Yani Ayşegül'ün Murat'a yaptıklarından sonra... Bana. Ben gözümden görmedim ne yaptığını. Ben de gözlük şeysi yok. Abi Ayşegül de onun önce, eline doldu. Az önce telefonla konuşmasına şahit oldum. Efendim yemek yediniz mi dedi. Dönüşte yemeği bulun isterseniz dedi. Ben de Turgut Hoca dedim. Şey pastırmalı pide getirdi dedim. Bu arada Mehmet Gündekin'den mesaj geldi. Ben getirmedim. Kadınlar pazarında güzel bir kebap varmış. Evet. Programdan sonra gidelim mi diyor. Siirtlilerin. Bak. Kadınlar pazarında. Esas ha. Abi şeyde Hırkayı Şerif Camii'nin Kalış Sokağı'nda bir tane kebapçı var. Şeyi mi diyorsun? Bilmiyorum onu ben. Kilis, milis falan. Yok sen Aksaray'ı yani Ahmediye'yi Vatan Caddesi'nin başından karıştırıyorsun. Yok yok oradakiler başka. Hor sofuların altında. Hor sofulara giden bahsetmiyorum ben. Hırkayı Şerif'e inen cadde
Hırkayı Şerife inen cadde, evet. O caddede abi girdikten sonra ilk sol, yani şeyden Akdeniz Caddesi, Akdeniz diyorum, şeyden girip, Fatih'ten girip oradan aşağı inerken ilk sol. Özkilis falan gibi bir şey, müthiş bir şey, acayip bir yer yani. Ben hatırlayamadım. Ben seni götüreceğim abi oraya. Bir Konya işaret yapan bir yer. Şimdi var, evet, o şeyde ama Langa tarafında. Langa'da Allah. Aksaray'da Ahmediye'de ciğeristan var mesela. Orada ciğer kebabı falan yapıyorlar. Onlar sonradan geliyor. Bir Urfalılar geldi orada. Onlar yapıyor. Her yerden yalnız Urfalı değil. Çok. Bir iki sene önce Edirne'ye gittik ciğer yemeye. Neyse. Şimdi İstanbul meyhaneleri. Şimdi pardon, bize hocam, tabii. Reklam arası vermemiz lazım. Değerli izleyiciler, bir reklam arası vereceğiz. Sonra yüzyıllara göre Osmanlı meyhanelerinde, Osmanlı dönemindeki meyhaneler nerelerdeydi, kimler giderdi, kimler giderdi? He? Meyhaneler. Meyhaneler. Ha. Yani niye muzur muzur hane deyip de meyhaneyi... Değil mi, ben yanlış düşündüm, tansiyonum düştü. Tansiyon düştü, yanlış düşündün evet. Herhalde, evet. Evet. Osmanlı döneminde meyhanelere bakacağız. Evet Turgut abi, meyhanelerde kaldık. Nerelerdeydi? Gayrimüslimlerin olduğu yerde çoğunlukla. Şimdi tabii bizdeki bu... Şöyle istersen başlayalım. Lokanta, restoran, kafe şantan. Şimdi lokanta ile restoran aynı şey değildir. Değil. Fikir. Lokanta eski usul olması, lokantanın altı yemek yenecek yer. Fakat üst tarafı da kiraya verilip yatılacak evet. bir yer olduğu zaman... Esas anlamında lokanta kelimesi ortaya çıkıyor. Restoran... Kime kiraya veriyor? Kim isterse. Kim isterse. Kim isterse. Yani üst katı bugün, şey. Yani ufak. Bugünkü şeyler var ya böyle apart otel falan gibi. O tarz. Yani altta da punkçılar var mesela. Çaya işte şöyle... yukarıda yaşıyor, aşağıda yemeğini yiyor. Ha, isterse. İsterse. Ama altında lokanta da var. Ha. Yani biraz böyle trattoria gibi düşün belki biraz da. Yani. Ama altını caddede değil ama trattoria caddede yani. Olması lazım. Yani lokantayla restoran kelime olarak farklı şeyler. Trattoria bir ailenin yönetimi, yani bir aile işletmesi anlamında. Evet abi pardon. Lokanta, restoran. Yani restoran kelimesinin yani Paris'te çıkması 1765'leri buluyor. Ünlü ahçı Boulanger'in yanılmıyorsam evet Boulanger'in ortaya koydu. Aslında restoratör yalnız binayı restore eden adam değildir. Restoratör aynı zamanda yemek yapan adamdır. Restoratör odur aynı zamanda. Bu işte restoran kelimesi bir alaycı bir şey olarak verdiği şey de çorba morba o zamanlar, o yıllara göre. Tabii bizdeki bu gibi tip yerlerin açılması herhalde 1800'lerden sonra gibi geliyor. Çünkü oteller açılıyor. İstanbul'daki, Beyoğlu'ndaki oteller belli. Bir de pansiyonlar vardı. Şimdi pansiyon var mı yok mu? O kadar çok pansiyon vardı ki yani pansiyondan Beyoğlu geçilmezdi. Genellikle bunları da bazı madamlar vesaire işletir. İşte adam yazar çizer takımından veya başka bir iş yapıyor ama ancak pansiyonda kalabiliyor. Şimdi lokanta, kafe şantanlar da şarkı müzik söylenen, lokantası. Malum şarkı söylenen yerler. Sonra gazinolar var tabii, kazino. Onlar da işte kazinoda müzik çalan, müzikli ev gibi müzik çalan bir yer oluyor orası. Ondan sonra işte zaman içinde birahaneler başlıyor. Mesela Strasbourg, Londra gibi. Otellere baktığımız zaman işte Hotel d'Angleterre, Bristol, Pera Palace gibi bildiğimiz. Pera Palace biliyorsunuz yeni açıldı. Geçenlerde orada da bir toplantı açılışlan değil de özel bir toplantı. Restorasyonu sanmayın ki hiçbir şey öyle her şey değişmiş. Hiçbir şey değişmemiş. Gayet güzel korumuşlar. Orada. Max da oraya geçti şef olaraktan. Ve gayet güzel herhalde. Orient Express için açılış şey mi? Bir, hani sizin bir obula derneğiniz var. Estağfurullah, bizim Obrular Derneğimiz yok. Bayağı bir derneğimiz var i̇şte. Bizim kısıtlı sayıda üyesi olan. Adı nedir abi derneğimiz? Mutfak Dostları Derneği'dir bizimkisi.
Yemek pişiriyor mu? Yani? Ahmet Öztürk başkan şimdi. Evet, başkanımız Ahmet Öztürk. Ahmet Bey mi? Ahmet Bey'dir. Orada bir, yani gördüm, Pera Palas değişmemiş. Peki Pera Palas'a Sirkeci Gar'dan nasıl geliyor insanlar? Sanmayın ki Bankalar Caddesi'nden vesaire o iki yıllarda. Yok canım, daha Tophane üzerinden o yokuşlardan çıkıp oraya, kartpostalları da vardır biliyorsun. Ondan sonra bunlar bizde işte 1800'lerden sonra, yani şimdi kesin tarih hepsine vermeye imkan peki, yok. Peki abi, Galata meyhaneleri neydi? Şimdi Galata meyhane, meyhane dediğiniz şey yalnız öyle değil. Meyhane sırf yani zıkkanlanacak bir yer de değil, yemek de yeniyor. Çünkü İstanbul, Karaköy, Galata dediğimiz yer, Karaköy bir ticaret merkezi. Bir bütün gemiler oraya geliyor. Oranın gemilerin personeli var, iniyorlar. İhtiyaçlarını görüyorlar. Ve o civarda mesela hamam var, yıkanacak yer var vesaire vesaire. Hem yemek yiyor, tabii kendi alışkanlıklarına göre içki de içiyor. Ama meyhane deyince o dönemde her şey ya illaki şarap içilen bir yer anlamına gelmiyor orada. Yani yemekle yiyecek ne varsa imkan dahilinde onları çünkü kıyı şehri. Dolayısıyla bu gibi içkili yerler sahilde daha çok birikiyor. Değil mi? İşte Kumkapı'yı mesela ele alalım. Yeni Kapı, Samatya, işte Ahmet Rasim'in vesaire, Osman Cemal'in işte Sandık Burnu dediği yer. Yeni Kapı. Yeni Kapı'da yol geçmeden evvel denize bakan yalı evler tamam. vardı. Öyleymiş. Ondan sonra Çakır Mehmet'in de deniz üstüne kurulmuş meşhur bir gazinosu vardı. Özellikle yazları kullanılan. Şimdi Şehrengizler'de uzun uzun bu Galata meyhanelerini anlatır. Gidenleri, erbabını, şunu yıl boyunu. Orası meyhane değil mi? Yani meyhane tabii. Ona bakarsan, onu bıraksan Çaylak Tevfik'in anlattığı yerler var. Değil mi? Samatya'daki. Bugün yeri duruyor. Büyük Kuleli, Küçük Kuleli. İstasyondan çıktığınız zaman Develi'ye gelmeden evvel ilk sokak vardır. O bir sokakta Narlı Kapı'ya bir tarafı da Narlı Kapı Yeni Kule arasıdır. Orası çıkmaz sokaktı eskiden. Hayır Turgut abi şunu söylemek istiyorum. Anladım. Şehrengizler 16. yüzyıl. Tabii anladım. Kanuni zamanında İstanbul'da ciddi bir meyhane kültürü var tabii. Muhakkak bunu vardır. Minyatürler var canım. Zenanname'de galiba. O ama 18'dir. 18 mi? Şeyde kurulmuş hani evet. Böyle kadın mı erkek mi olduğu anlaşılan. Fazla Ender Rumi'nin. Arkada şarapla. Şimdi benim bu herhalde hatırladığım kadarıyla 80'de mi bir yayınladığım bir istatistik bu İstanbul'la ilgili. Sanıyorum bu Menü Müşkirat Kanunu'ndan açıldıktan sonra İstanbul'daki meyhane sayılarını veren bir şey. Şimdi hatırlayamıyorum ama nerede çıktığını yılını. Menü Müşkirat mı? İsrafat mı? İsrafat şeyleri. O düğünler köylüler, için. Köylerde falan. Böyle yok yani o. Menü Müşkirat. İçki. O biri içki için oluyor. Ama bunlara ne kadar sürüyor? İşte belli sürdükleri. Verdiğim işte Edirne örneği değil mi? Aksaray örneği, Menü Müşkirat Kanunu. Aradaki böyle bir çizgi halinde gitmediğini işlerin gösteriyor. Tabii buradan alınan büyük bir vergi meselesi var. Onun için hani sorduğun o herhalde onlar hepsi Galata. Tabii ki Galata biraz önünde Tophane vesaire gemiler oraya yanaşıyor. Doğal olarak onları da orada birikiyor o içkili yani yerler. Tabii. Şimdi yakın zamana kadar Karaköy'den dönüp Tophane'ye giderken cadde, o bir tarafı değil, yani Saint Benoît'ın lisenin ve Ermeni kilisesinin değil, orası eskiden çıkmaz sokaktı. Orada genellikle tornacılar vesaire vardı. Yani Saint Benoît'dan gittikten sonra Tophane'ye çıkamazdın. İlesine şimdi başka bir yer o var. O bir caddeden, esas caddeden. İlesine başka bir şey var.
Herhalde orayı konuşuyoruz. İlla oraya gideceksin yani. Ha illa ki ama neyi soracak bana? Hayır yani. Efendim. Ha. Turgut abi, ansiklopediyi, o işin tarihini yazan sen. Hayır efendim, nereden çıktı bu ya? Ben bir sokak ismini yazdım. Getirim ansiklopediyi. Allah Allah. Abana sokak. Şimdi... Umumhane maddesi. Hayır, öyle bir madde yazmadım ben. Bir sokak. Tabii yani, kendi yazmak üstüne kız. Hayır. Yazsın. Onun o kitapları. O sokakta ne var? Efendim. Ay, peki abi, çok meşhur bir kitap vardır. Of. Onun yazarını tanıyor musunuz siz? Hangisi? Osmanlı'da seksi soruyorsan benimdir. Osmanlı'da seksi. Benimdir efendim. Kimindir o? Benimdir. Tamamen hepsi belgedir, hepsi kayıttır. Hiç uydurmadım ben. Bana hepsi bak. Osmanlı belgelerindendir. Biz Osmanlı çok, belgelerinden. Biz... Özellikle de Turgut Bey üstadımızdan, Allame-i Külli Cihan Turgut Beyefendi'den geniş kütüphanesinden çok istifade etmişimdir. Allah razı olsun, bendeki Bahname'nin eksik sayfasını beyefendi lütfetmişler. Biz çok tavalar soğuttuk sen şimdi. Evet. Cüce Mahmud'un eksik sayfalarını bana sen vermedin mi abi? İlim yapana yardım ediyorsun. Evet. Peki yayınlayınca niye kabahat oluyor? Ya kabahat demedi ki sana, sadece senin yayın mı? Turgut abinin yayını mı? Ama Turgut abi akademik seviyede yazıyor. Tabii. Ben metin yayınlıyorum. Sen metin yayınlıyorsun. O ansiklopedide yazıyor. Yani bahsettikleri sokakta sanki posteki satılıyor. Neyse. O sokakta birisi yazacak yani ansiklopediye. Tabii efendim, çok güzel bir şey. Çok fesatlığından söylüyorsun, kıskandın. Yok canım, burada kıskanacak. O maddeyi o yazmak istiyordu abi, o yüzden. Yazsaydı niye yazmadı? Ben ne bileyim Baudelaire tarihini. Şimdi biz kendi konumuza, konumuza dönelim abi. Biz dönersek. Murat'ın cıvıtmalarını bırakıp. Şimdi. Baloz nedir? Baloz, ha işte senin bahsettiğin Galata balozları. O, yani Reşat baloz Ekrem nedir? Koçu'nun, rahmetli hocamın. Asıl birisi daha çok güzel yazar onu. Kim o? Ulunay. O Milliyet'teki köşelerinde. Bilirim. Senelerce balozu, Refik Cevat ondan ya. Senelerce balozu anlatmıştır. Nerede otururdu? Refik Cevat bir o Kartal Pendik tarafında, bir de şeyde, Teşvikiye'de. Yakacık'ta otururdu. Yakacık'ta işte, bir de peki, Teşvikiye'de. Peki trenden evine nasıl giderdi? Menekşe isimli eşeğiyle. Aferin sana. Oldu mu? Sağ ol. Peki Menekşe ne oldu sonra? İşte onu ben bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Refik Cevat'ın kayınpederi Sultan Hamid'in meşhur Dahiliye Nazırı Memduh Paşa. Refikaları hanımefendi bir gün çiftlikte pencerede bakıyorlar. Cevat Bey hemen bu eşeği satın, namusu gitti, bilmem ne oldu diyorlar. Kahya'yı ahırdan çıkarken görmüş. Nezih çok iyi bilir. Nezih Uzel. Nezih Uzel. Menekşe galiba satılmış sonra. Ama kirlenmiş kötü, vaziyette. Kötü yola düştü diye, evet. Kahya'yı ne yapmış, evin kahyasını? Kahya kalmış. Kahya kalmış. İyi kahyaymış. Kahya kalmış. Tabii. Söyleyemeyeceğim mi zannediyorsun? Kaptanın ustalığı deniz durdukken, durgunken anlaşılmaz. Yorgan usulü. Neyse. Bunun... Neyse. Evet. Balozu diyordun. Ha, balozlar işte, o herhalde balozların hatırladığım kadar, yani balozları değil yazıyı hatırladığım kadar, meyhane içkili yerlere kadının da gelmesi, çıkması. Ve bir de İstanbul'da bir saz, saz diye bir yerler vardı. Kadınla gekle içiliyor. Saz diye bir yerler vardı. Mesela neresi bunlar? İngiliz konsolosluğundan bugün Tepebaşı'na doğru giderken orada kıyamet kadar Anadolu saz vesaire vesaire. Gene Asmalı Mescid'de vardı. Harbiye'deki. Yok. Yok, Harbiye'de sazmaz yoktu. Yok, Harbiye'deki. Yani. Şeyde vardı. Aşağıda Tepebaşı Gazinosu vardı. Cumhuriyet vardı. Cumhuriyet vardı. Ama Cumhuriyet başka. Orada bir yerde Casablanca diye bir yer vardı. Ha, Casablanca. Hatırlar mısın? O zaman. Tabii. Kime gidiyordun? Babamla, annemle. Ha, aile yerine. Aile. Ha, Casablanca'ya gidiyordunuz. Sanki Casablanca gibi, bilmiyorum, böyle çeşitli gazinolar falan böyle o zaman İstanbul'da. Koltuklar üzerinde uyuyup Zeki Müren dinlediğimi çocukken hatırlarım yani. Allah, evet. Bir koltuk mu yani? Tabii. Şimdi çilingir sofrasını kuramayan koltuğa gidiyor böyle herhalde. 60'lı yıllarda nedir o bahsettiğim... Koltuk nereden geliyor? Ayakta duruyor, şey diyor. Yani öyle oturulan bir yer değil koltuk meyhanesi canım. Bir de seyyarları var. Seyyarlar varmış. Var tabii.
Küçük şaraphaneler vardı. Şeyleri, oturma yeri olmayan. Genellikle o Karaköy'de bugün iskelenin bulunduğu sokaklarda, o Havyaran'ın sokağı vesaire de öyle duruyor. Bir garip bir sistemle tek tek attırıp alıp parasını gidiyor. Teknikçiler derdi onu zaten. Evet. O sokakta da satılıyor, seyyarlar da var. O çok söyleniyor. Şimdi hatırladığım bir Edirne hikayesi vardır. İki kişi bir okka rakı alıp almışlar. İki kişi çıkıp ellerine de iki tane kadeh, bir set başına su kenarına çıkarlar. Orada rakı satmaya başlarlar. Yani bir kere gelir işte bir tanesi, kuruşu atar herhalde olur. Ondan sonra kimse gelmez. O şişeyi tutan kuruşu o bir arkadaşına, ona bir tek, o ona bir tek, böyle şişeyi bitirip şeyi evlerine dönerler. Bunlar da herhalde seyyara giriyor. Şeyin bu çilingir ise herhalde bu Farsça çelengar kelimesinden. Ne demek bu çelengar? İşte anahtar yapan, kilit açan vesaireyle uğraşan. Çilingir sofrası ne anlama geliyor? Çilingir sofrası herhalde çilingirin saatlerle işi sürmüyor. Çabuk biten bir iştir o. Ha. Yani çilingir çabucak yapılan bir şey. Çabucak. Halledilen bir şey. Bu tabii bir tane de selatinler, yani tavanı yüksek olanlar. O Yedikule'de temin bahsedilen ise orası demir yolları yaparken Alman işçilerin sendika binası o bina. Yani bugünkü şey sefa aslında o. Ha. Sonra onun tavanları yüksek olduğu için. İlmer Hoca'yı götürdünüz. Kimi? İlmer'i o götürdü. Davet etmişti daha doğrusu. Kabak nedir? Kabakçılar, kabakçı Araplar. Kabak çalanlar, onu mu diyorsun? Ha, dolmacıları biliyorum. Yok, kabak galiba artık içkilerle bir şey yapılıyor. Bilmiyorum onu da. Kabak çalan var. Bir de kabakçı dediği, bilmiyorum onu ben. Öyle bir şey varmış. Var, ne ismi bilmiyorum. Bir not almıştım onu. Artık içkilerin ucuza satıldığı yerlermiş. Refik Cevat yazar onu da. Bilmiyorum onu, hatırlayamadım ben yani şey olarak da. Evet. Tabii Beyoğlu Caddesi de büyük değişikliklere uğruyor. İsmail yani bugünkü Saint Antoine'ın yeri eski bir tiyatro binası zaten, değil mi? Daha sonra işte pasaj yapılıyor, yani çiçek pasajı. Şimdi mesela çiçek pasajı ne zaman başlar? Çiçek pasajının ismi üstünde zaten. Onun içindeki dükkanları sanmayın ki öyle birahaneler bilmem neler. Çoğu başta Sabuncakis. Evet. Ondan sonra bir tarafında Sakarya, bir tarafında o İtalyan restoranı meşhur. Degustasyon. Degustasyon İtalyan mutfağından meşhur. Yazar çizer takımının toplandığı. Çocukken çok gittiğimiz bir yer. Ha, evet. Bir yer. Sizin lisenin de tam karşısına. Düşer. Şimdi Sakarya oradan da, çıktı. Dudu Odalarındaki yerine geldi. Daha sonra Fatih, orası birahane olması, üstü kapanmadan evvel açıktı. Açıktı. Yani şöyle söyleyeyim, fıçı bira. Tahta fıçı bira dönemi, 40'lar, 50'ler, 60'lar vesaire. Bütün gazetecilerin toplandığı, bulunduğu entelektüel Cavit'in. Entel Cavit'in yeri. toplandığı. Ya orada bir enteresan bir şey anlıyordu. O dönemde bir de Krizantem Pasajı vardı, hatırlarsınız belki abi. Krepen Pasajı. Krepen Pasajı, ha. Pardon. Hepsinin müşterisi aşağıda. Ha. Hepsinin müşterisi sabit aslında. Fakat Ramazan geldiği zaman müşteriler yer değişir. Yani Çiçek Pasajı'nın müşterileri krepene geçer, krepenin müşteri Çiçek Pasajı. Yani niye? Çünkü Ramazan'da içiyor olmaktan garsonlardan utanırlar. Tanışıyorlar garsonlarla, muhabbetleri var, dostlar. Ramazan'da içki içiyor gibi görünmemek için orayı terk eder, kendini tanımayan garson olduğu yere giderler. Yer değişirler eskiden. Evet. Ben hiç anlamıyorum. Oradaki... Niye? Ben bilmiyorum. Yok, içki merakım yoktur.
Evet. Bilmiyorum. Sıkılır mı? Bizim de içme merakımız yok Allah'a bir şükür de işte. Canım, yok, o muhabbetten sıkılırım. Anlatmak başka, içmek başka. Başka. Abi, o muhabbetten sıkılırım. Bir de şimdi söylüyorum işte ne laflar ediyorlar. İçki tartışması var ya Türkiye'de. Valla ben biraz zapt rapt almasına taraftar. Altına almasına taraftar. Niye? Fatih, Türkiye'de bir alkol yedim sorunu var mı? Türkiye'ye baktığın zaman dünyada alkol tüketiminin, kişi başı alkol tüketiminin en düşük olduğu illerden bir tanesi. Kişi. Ya bölünüyor bu, kilo bölünüyor. Kişi başı diyorum. Toplam şu demiyorum. Kişi benim... başı alkol tüketiminin en düşük olduğu illerden bir tanesi. Alkolizm tehlikesinin bir toplumsal sorun haline gelmediği endülökeden bir tanesi. Zaten bir toplumsal denetim var. Türkiye'de böyle alabildiğine içen, alabildiğine dağıtan... Mesela bir İngiltere'deki denetim yok. Çünkü İngiltere'de ciddi bir alkolizm sorunu yaşanıyor da ondan İngiltere sürekli sınırlamalar getiriyor. Buna rağmen baş edemiyor. Hadi yani şey içkiyle abi. Yasakla baş edemezsin. Bir, içmeyi bilmiyoruz. Maalesef. Tamam az kişi içiyor bizde. Ama çoğu da içmeyi bilmiyor. Bir de daha kötü bir şey başladı. İçmesin o zaman. Hadi. Tabii abi hayır ama İçmesin. Özellikle 20 ben söyleyeyim yasaklarsan içmeyi bilmeyenler yine içmeye devam edecek. Yasaklamakla olur mu? Öne alınmaz. Ama yapma, olur mu öyle bir zapt durapta ama şu var bir de daha tehlikelisi Turgut abi. İçki içmeleri gerektiğine inanan bir gençlik yetişti. Bunu ne demek bir şart yani? Olarak görüyorlar. Yok canım. Entelektüellik falan. Yapma öyle bir avuç yok. Onlar. Yapma Murat. Dünya ama işte vardır. Yok vallahi öyle bir şey yok. Yani bunlar abartılı tavırlar. Gereksiz yani. Tam aksine bu kadar gündeme gelmesi insanlarda bir merak uyandırıp bu işi körükleyecek diye korkuyorum ben. Yani Türkiye bir alkolizm penceresinde kavranan gençliğini kaybetmiş bir ülke mi ya Allah aşkına? Yani bir Rusya mı Türkiye? Bir Bulgaristan mı? Ya da o ne bileyim işte. O milli adetidir. Rusların sarhoşluk. Yani biz öyle yani bir sarhoşluk Doğu yok ya. Doğu ülkeleri sabahleyin çay kahve mi içiyor? Çay kahve mi içiyorlar? Türkiye'de böyle bir şey mi var? Yok. Bilmiyorum benim tek hoşuma gitmiyor. Evet. Söyleyince de bunu söyleyince de bu şahsi şeyim benim. Yalak oluyorsun. Ya Murat yapma Allah aşkına ama bence burada haklı değilsin. Yani. Hakikaten haklı değilsin. Ne alakası var? Allah aşkına Fatih sen de tanıyorsun. Türkiye'de şarap uzmanı geçiren kaç tanesi ya peki yapmış? Bunlar bu adamlar bilmez. Alkolik mi? Yani şimdi sen bir takım bu adamlara kafayı takarak bu adamlar... Ya bu adamlar ne diyeyim? Kelek adamlar diyeyim. Ama değil. Yani ne olur ya bunlar alkolik mi? Değil. İşte aramayın şarap uzmanıyım. Kendilerini bir kalite kazandırmaya çalışan, kendilerini... Toplum içerisinde bir yer edinmeye çalışan bir kısmı i̇şte sonradan gurme. Onu çok kullanan kişi var. Ya. Şimdi telefon ediyor. Uzun zamandır görmemişim birisini. Çok samimi evimde yok. Ya akşam oturup bir şey içelim bir yerde. Kardeşim senin evin yok mu? Niye bir yerde bir şey içelim? Niye bir yerde bir şey içeyim ben gidip? Benim evimde güzel yemek bir şey. Yani bir de ben mesela gelene maalesef bunu söylemek çok acı. İçki vermiyorum çünkü bilmiyorlar. İçki servis ediyorum. Bu daha sonra gelemeyeceğim sana demek. Sen biliyorsun içmiyor. Fatih bilmiyorlar. Hakikaten yani bir nesil yetişti. Türkiye'de içki içmeyi bilmiyor ve içmesi gerektiğine inanıyor. Neden? Sen bu yasakları koyarsan, bu kültürün oturmasını engellersen, toplumsal baskı yaparsan oluşmaz tabii. Yani ne var ki? Allah aşkına yani Türkiye'de kim içiyor ölçüsü, ya? Laikliğin ölçüsü Türkiye'de içki midir ya? Laikliğin ölçüsü olarak söylüyorum ki ben bunu bir özgürlük ölçüsü olarak söylüyorum. Kim kimin içkisine karışabilir bu zamanda ya? Veya kim kimin nesine karışabilir? Beni rahatsız ederse karışır. Seni rahatsız çekilen fazla içerek. Öpüşeme abi diyenler. O ayrı abi onları zaten sen tokat patlat o başka bir şey yani onun ne alakası var? Yani ama öpüşeme abi diyenler. Öpüşeme abi gel. Onlardan bahsediyor herhalde anladığım kadarıyla. Öpüşeme abi diyenlerden. Yok yaşlarda da var. Ya. Ben bilmiyorum. Ne olacak işte geçen gün Beyoğlu'nda çorba içiyoruz programdan çıktık. Arkadaşlarım vardı kapıda çorba içmeye. Sen de buradaydın geldiler hadi çorba içelim dedi. Çorba içmeye gittik. Kavga çıktı. Ben de ayırayım diye araya girdim. Abi tepeden aşağı bireyle yıkandık. Yani sarhoşlar kavga ediyormuş. Biz ayrılalım dedik. Bir kızı dövüyordu bir tanesi. Ayırayım diye araya gireyim dedim. Aman kızı dövülür müzü dövülür. Kızı içiyor diye dövüyor. He? Fazla içince kızı dövüyor. Erkekliği tutuyor. Ya olur böyle şeyler abi yani. Her yerde olur. Ne olacak ki? Şimdi Rumeli'den birisi herhalde İstanbul'a gelmiş. Deveyi ilk defa görmüş. Nedir bu demiş. Bilmiyorum demiş. Ne boyun var demiş. Bir de düşün demiş o deve bir rakı içerse nasıl içer? Düşünebiliyor musun? Allah. Bir arada Turgut abi ne diyecektik? Not alayım unutmuyorum. Şimdi dedin başlıyordum işe. Anlattınız. Tamam. Evet, lafınızı başlıyordunuz,
Ben ağzınıza tıktım. Estağfurullah. Kusura bakmayın. En son devede kal. Şimdi bakın 1960'lı ve daha sonraki yılların Ege'nin bir deve güreşi diye bir... Hala var. Hala var. Ama benim hatırladığımla uzun zamandır gitmedim ama benim hatırladığımla bugünkülerin arasında da fark var. Aydın tarafında yapılır daha çok. Aydın tarafında tabii. Ben de Aydın'da zaten seyrettiydim. Hatta bunların Deve Güreşi Sevenler Derneği de vardı. Yani Türkiye'de her şeyin derneği var. Bilmiyorum var mı yok mu. Neydi o? Aşçıoğlu İsmail Attık Hoca mı ne öyle bir şey. Deve ne yapıyordu abiciğim? Hayır. Şimdi ne o? Meydanın etrafını traktörlerin arkasındaki o römorklar içinde... mangallar, içkiler, bilmem neler, köfteler, sucuklar, deve sucuğu vesaire vesaire. Ondan sonra onun üzerinde deve güreşi başladığı zaman herkes de orada bayağı bir şölen gibi bir şekilde yani içki içilerek deve güreşi. Şimdi bilmiyorum herhalde içiyor mu içilmiyor mu bilmiyorum ama öyle bir anım da var hatırlıyorum onu da. Aklıma gelmişken. Evet. Tavuk göğsü Roma yemeği midir? Şimdi o bitmez tükenmez bir şey. Blanmanş meselesi. Ha, blanmanş meselesi. Şimdi tavuk göğsünün içinde badem yağı var mı? Yok. Yok. Evet. O bir benzerlik bence. Bir benzerlik. Tavuk yani Roma'da tatlıya tavuk mu koyuyor? Şimdi Apicius'ta öyle bir yemek tarifi var. Öyle akademik soru yok ki hocam. Tabii. Apicius'ta var. Ve Apicius'un ben size söyleyeyim yepyeni bir tabu çıktı İngilizce. Yani edisyon kritik gibi. Bon Appetit orada mı geliyor abi? Yok canım. Apicius'un çok güzel bir... Peki tavuk göğsü? Ona benzer. Blancmange meselesi bu. Blancmange diye bir şey. Bu benim tavuğun hakikaten göğsünün didilerekten pişirilen ama badem yağı da var onun içinde. O tatlı yani. Bilmiyorum onu ben hala. Yani içine şeker konulduğu da söylüyor. Onu Bizans'a da getirenler var, şey edenler var. Ama o senin adam yazmıyor mu? Hangi adam? Kitabı, yeni tabu çıkan. Apicius. Apicius. Apicius da var. Var, var, var. Şimdi anlamadım. Roma'da böyle bir tatlı var mı tavuktan yapılan? Var. Ha. Tatlı mı değil mi ben onu bilmiyorum. Ama içinde... Tavuk göğsü olan bir şey var. Tatlının içinde badem yağı olmaz. Canım o suyun o suyu artık. Peki tavuk göğsünün yokluk zamanlarında işkembe ne yapıldığı... Hala var. Hala şimdi mu? Bakın işkembe deyip geçmeyin. Şeyin de şimdiki ciğerci dükkanlarıyla, eskiden ciğerci dükkanlarıyla kasaplar arasında bir fiyat farkı vardı bir kere. Ondan sonra ciğercilerin içinde kıyma makinesi vardı. Baş etinden... Baş eti. Biliyorsunuz baş etinden yapılı. Köfteye koyacaksın. En güzel köfte. Tabii bilmiyorum. Lerden bir tanesidir. Ve tabii bilmiyorum. Kesin konuşma yaparlar. Baş etinden yapılmış köftenin içinde de bazı zaman bir göz de atılır oraya. Ekmekle beraber çekilir. Şimdi yapmıyorlar galiba. Göz niye atılır abi? Ekmek, kurumuş ekmek. Çekilirken. Sonra işte onun baharatı var. Çok ufak yapılır. Bir pıp pıp tamam o pişer. Çabuk pişen bir köftedir. Suni bir yağ yoktur çünkü içinde onu. Böbrek yağı vesaire vesaire gibilerden. İşkembe ise ciğer. Büyük ciğerler. Yani belirli bir kesimin ciğerciden aldığı şeyler o koskocaman yürekti yani. Yüreği alır. Onu böyle böyle işte bayağı kocaman sığır yüreği kocaman olur o biliyorsunuz. Onu ondan sonra işte oradan kıyma yaptırır. Çünkü kasaba göre orası. Şimdi kasapla ciğerci arasında da pek fazla bir fiyat vardı. Kalmadı. Ancak işte bazısına biz de bilmiyorum İstanbul'da keçi kesilip kesilmedi ama paça alırsan keçi paçasıdır. Keçi paçası yani paça odur. Dışarıda domuz paçası maklum. Ha. O ayrı bizden alakası yok. Bizde de öyle bir şey satılmadığını bilmiyorum. Onun, var. Var mı? Hayır. Domuz kasapları var İstanbul'da. Şimdi
bakın hınzır kasaplarına girerseniz o İstanbul'da iki tane şarküteri vardı. Bir tanesi şeyden yüksek kaldırımın inerken sağ tarafta Çerkezo. Bir tanesi de Şütte. İşte o kadar. Şütte çok eski bir şeydir. Yani. O şarküteri domuz kasabı var işte, İstanbul'da. Hayır. Onların şeyi verilen ruhsat, belediye ruhsatı o et üzerinedir. Çünkü ruhsatta aynı bıçağı kullanamazsın bilmem ne vesaire vesaire. Peki abi ciğer demişken aklıma geldi söyleyeyim. Arnavut ciğeri lafı nereden gelir? Arnavut ciğeri Arnavut'la hiçbir alakası yoktur. İstanbul'un ciğercileri Arnavut olduğu için Arnavut ciğeri denir. Arnavutluktan birisi bak sorun bakalım ciğer yiyor mu? Ama İstanbul'da ciğeri Arnavutlar satarmış. Niye? Gelen İstanbul'daki ciğerciler şimdi değişik yerlerden de gelenler varmış. Ovacık'tan vesaire vesaire. Ama İstanbul'da ciğerci tayfesi. Ovacık, Tunceli Ovacık mı? Bunlar. Evet, o taraftan. Duydum açılan. Mezbaada onlar çalışıyor. Şimdi mezbaada büyükbaşı Arnavutlar keser, küçükbaşı Tatarlar. Genellikle Dobruca Tatarları. Gidin eski mezbaacılara sorun, çoğu Dobruca Tatarıydı onların. Kasaplarda büyükbaşları da Arnavutlar keserdi. Şey olarak, meslek olarak. Şimdi Arnavut peki mesela Eğinliler niye hep kasaptır? O ayrı. Aynen. O doğru yalnız. İstanbul'da da hala kasapların çoğu Eğinliler. Bir tanesi benim tanıdıklarım ya Kadıköy'deki vesaire birkaç tane Eğinli kasap dostum var. O sizin bahsettiğiniz kadınlar pazarı yani pazarı yani Bozdağ'ın kemerini eski İstanbul Belediyesi'nin şehremanetini, kimyahanenin ve itfaiyenin bulunduğu yer. O sokağa çıktığınız zaman orası Kadınlar Pazarı oldu. Ve o oradan gelen, o Cerrahpaşa'daki ayrı senin söylediğin, orası bayağı kendine mahsus bir pazar. Belediye onlarla o etlerle nasıl uğraştığını bilemem tabii. Eskiden biliyorsunuz mühür diye bir mühür. Yok. Bilmiyorum. Şimdi görmüyorum ben. Şimdi ben de mühür görmüyorum. Etlerde mühür görmüyorum ben. Çünkü mezbaadan çıkan et. Et de mühür. Ya. Olur da ama kalçasındaki yağın üstüne mühür oluyor. Kalçaya. Şeyin kasapları sabahleyin ihtiyacı kata et ısmarlanır. Et zaten kesildikten sonra satışa sunulmaz. Süt hücrede onun buz halesine girmesi lazım. Kanının süzülmesi buradaki şeydeki göğsündeki oraya birikir. Onların kullanılmaması lazım. Şeye göre, nizamnameye göre. Fakat çocuk sokak köftecileri oralarını satın alır. Kasaplar da ziyan edecek eskiden. O eti bir de büyük kaval kemikli kaynatır. Onun suyu, o suya o et bol miktarda ekmek, kuru ekmek ve kimyon vesaireyle. O eskiler seyyarları söylüyorum. Yani çabuk köfte pişerdi. Çünkü yağ var içinde. Ciğercilerden geldik galiba. Arnavut ciğercilerden. Ha şeylerden kasaplar. Belirli bölgelere göredir. Kamyona yüklenen süt hücreden o kamyonlara içi madeni şeyle kaplı için hepsinin işçilerin böyle yüzlerle anahtar. Gelir o gece yarısı kasap dükkanını açar kendi anahtarlarıyla istenen eti gelir bir yere asar kitler gider. Ciğerciler de ciğercilerin yahu Edirne kapıda Şehitli'ye giderken sağ tarafta ciğerci Raşit Ağa'nın şey gibi devasa mezar taşı duruyor. Piri. Hangi dönem? 20. yüzyıl ya. Başları 20'nin sonu. Ciğerci Raşit Ağa'nın koskocaman mezar taşı duruyor orada. O Arnavut ciğeri bunların Arnavut olmasından ötürü. Yani o pişirme usulü Arnavutlara ait bir şey diye. Ondan sonra kalkıyorlar bunu yemekte sanki milliyet varmış gibi. Bir de şeycilik yapıp bak Arnavut ciğerini biz aldık yok Türk mutfağına soktuk falan gibi böyle çocukça işler de yapıyorlar. Elbasan yani. Tava? Elbasan tavası da Rumeli işidir yumurtalı. Tabii Elbasan Arnavutluk'ta bir yer. Bu şey değil.
Kaldığım o şeyi ben hatırlıyorum. Çünkü hani gece akşam üzerine doğru o soğup hala bekliyor işte domates satacak mı ondan bilmem ne karpit lambasıyla. Mankarnı da acıkıyor adam öğleyin veya akşam üzeri. İşkembenin bayağı şey tarafından kalın taraflarından alıp ciğerciden ızgara yapıp yerdiler İşkembe. Yani. İşkembe kızartması. Aa en güzeli de kuzu işkembesinin haşlanmışıdır. Ona da diyecek yok tabii. Kimisi sevmiyor. Ya İstiklal Caddesi'nde kaç tane işkembeci dükkanı var hatırlamıyor musun? Benim bildiğim bir ara 7 tane vardı. Yani ne oldu? Kaç tane kaldı? Şimdi 2 tane kaldı. Zuhal, Lale. Lale. Ne o Cumhuriyet mi vardı? Bir şey. Bayağı bir vardı yani. Vardı. 3-4 tane vardı. Ben 7 tane hatırlıyorum. Balık pazarında bir tane vardı. Yani garip bir adet. Yani herkes sinemadan bir şuradan buradan çıktıktan sonra muhakkak işkembe dükkanına gidip öyle eve giderdi yani. Nedense sevilen bir yemekti. Gibi geliyor. Şimdi yine bunu aklına getirdiniz. Biz bir de işkembe yiyecek buradan. Şimdi kelle yiyeceğiz. Ben hiç halimiz kalmadı. Mehmet'in davetine de gidemiyoruz. Mehmet bu akşam mı çağırıyor? Bu akşam kelleleri için... de işkembeciler şişe peşinden, geçirip vitrinde tutardılar. Peşinden ruhuna sevap kazanacakmış sevdiği birisi için. Hastaymış onun için çağırıyor. Kim çağırıyor? Mehmet Güntekin bizim. Ha. Peşinden Allah rahmet eylesin diyor birisine. Onun için çağırıyor ama çok yedik. Allah ömür versin cumartesi gideriz. Kokoreç meselesi değil mi? Nece durdurdun abi bu? Şimdi kokoreç... Dansı var ya bunun kokoreçe. La kokoreçe. Kokoraça. La kokoreçe değil. Kokoraça. La kokoraça. Kafasına da böyle bir tane vişneli... Ne demek biliyorsun değil mi kokoraça? Hamam böceği. Vişneli, üzümlü bir şapka vardı, modaydı. Ondan... La kokoraça, la kokoraça. Şimdi kokoreç kelimesinin... Benim hatırladığım kadarıyla şimdi Andriadis diye bir Yunanistan'da bir lügat, bir leksikografındaki kokoreç kelimesinin Arnavutça olduğunu gösteriyor. Ama bizim yayınladığımız bir yazıda da Homer'in de İlyada'da geçen bu tanrılara sunulan bu etlerden bu bir yorum olarak şey olarak değil, böyle bağırsakların sarılıp içine bir şeyler konup kızartıldığına da yorum var yani orada. Öyle bir yorum var. Turgut abi birisi diyor ki, insanlar içtikçe açıldıkları için o yüzden çilingir sofrası diyorlar, anahtar gibi açıyor. Belki ama o acele bir iştir. Doğru, orada o da var, öyle bir doğru, o da onu şey edemedik yani o temin hatırlayamadık. İnsanlar birbirlerini işte böyle söyletmek için falan niye söyletip de o saçma sapan şeyleri insan nasıl dinler, tahammül eder bilmem. Sonunda seni öpeceğim abi diye tutturur. İşte onun için. Yani bunun inançla dinle alakası yok o yüzden. Bilmiyorsun. Şey nasıldı Turgut abi? Ben şehidi badeyim dostlar. Demim yağ değleyin bilirsin. Evet. Senin... Peki Murat ya şu senin şeye takıldım ben şimdi bu alkol. İçki için. Türkiye'de silah alma yaşı 18'e indirildi ve 5 silah alabileceksin. Peki Türkiye'de silah var mı? Pata küter milleti burada. O da yanlış. O da yanlış. Yani adam öldürme yaşı 18, silah edinme yaşı 18, içki içemezsin 24'e kadar. Ya böyle bir şey oluyor. O da yanlış. Mesela diyorlar ki işte konserlere, şunlara bunlara içki firmaları sponsor var. Ya o konserlere bir tek onlar sponsor oluyor. Ne olacak şimdi konser mi olacak yönetim? Efes bilsen Blues Festivali vardı. Dünya çapında da güzel sanatçılar geliyor. Ne olacak şimdi? Doğru mu bunlar sence? Şimdi efendim ama o bir de başka yere işe gidiyor. Sarayda şarabını al gel piyano restoranı dinle. Ya olmaz. Şimdi yersizlik ve densizlik ayrı bir şey. O bambaşka bir şey. İşte Fatih içki bunu getiriyor. Bu İçki bunu getirmiyor hocam. Bu densizlik. Ona bilmiyorum getiriyor. Yani özellikle yani şimdi mutlaka... o zaman sana ne diyeyim yani senin verdiğin örnekler var. Adam camide seks yapmış. Ne yapacağız? Camileri mi kapatacağız yoksa seksi mi yasaklayacağız? Olur mu öyle bir şey? Ya, densiz adam. Nereden 100 senede bir yapılan bir saçma sapan bir iş yok. Sarayda da her gün içki mi içilmiş? Abi? İşte geçen sene bir olay oldu ya. Fatih, Beyoğlu'na sen gece çıkıyor musun? Hiç? Çıkıyorum. Gençleri sık sık çıkıyorum. Gençleri görüyor musun? Buna anneler ve babalar nasıl gönderiyor? Ben peki o zaman şeye, sen şeye gidiyor musun mesela? Bilmem nerede Hizbullahçı gençleri görüyor musun? Aynı şey değil ki.
Aynı şey değil. Ya abi ifrat da tevrit her yerde var. Yani bir işin bir kuralı vardır. Şimdi bak, Türkiye'de, anlatamadım ben. Türkiye'de 10 litre, Fransa'da 78 litre şarap alkol tüketimi. Ya, Avrupa Birliği'nin en sonundayız. Bizden bir öncekiyle farkımız neredeyse 4-5 katı. Şunu anlatamıyorum. Bir, rejim içki temeline kuruldu. Yani içki yasaklanırsa laiklik iddia dönüyor. Böyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yok canım. Bu tartışılıyor ama Türkiye'de. Biliyorsun ilk Erbakan seçimi kazandı. Bütün mesele genel evi kapanacak mı, kapanmayacak mı? Laiklik genel eve endekslenmişti vaktiyle. Ama bir gençlik yetişti, içki içmek zorunda hissediyor. İçki içmediği vakit... Allah Allah. Bir, yani içkiyi bir aidiyet vasıtası kabul ediyor. Bu yanlış. Şeye çıkıyoruz. Beyoğlu'na gece. Beyoğlu'na ben haftada 4 gece çıkıyorum. Sen herhalde bir gece... Ben korkuyorum. Ayda, 2 ayda bir çıkıyorsun. Hiç Beyoğlu'na korkacak... gitmiyorum ben söyleyeyim. Hiç gece korkacak... balık pazarına geç vakit alışverişe hiç korkacak bir şey yok. Orada tinerciler var. Tinercilerden korkuyorum ben de. Başka bir şeyden korkmuyorum. Beyoğlu'nda. İşte geçen gün Turgut abiyle Asmalı Mescid'de karşılaştık, öpüştük, korklaştık. Ne oldu yani? Hiçbir şey mi vardı? Yok canım. Bir sürü insan medeni oturmuş, eğleniyor. İçkisini de içiyor, yemeğini de yiyor. İçenle içmeyen aynı masada oturuyor. Hiç öyle bir şey yok Murat. Yapma Allah aşkına. Sohbeti sevmiyorum. Ben o sohbeti sevmiyorum. Ya senin sevip sevmemen, memleketteki kurallar senin sevip sevmene göre olmayacak ki veya benim sevip sevmeme göre olmayacak ki. Kurala bir şey demiyorum, kural koymuyorum ben ama sevmiyorum. Ya niye tartışıyorsunuz yani? Türkiye tartışıyor, biz tartışsak çok mu yani? Ha. Türkiye belki başka sebepten tartışıyor. Ben başka açıdan rejimle ne alakası var? Turgut abi söylüyor, 1920-26 arası Türkiye'de içki yasak. Yani Atatürk rejimi içki yasaklamış yani. Ama o gazetede, üstelik sanıyorum şeyin... Vakit gazetesinde yanılmıyorsa ben onu o zamanki bu ya 22-23 yıllarında gazetede yayılan bir istatistik benim şey ettiğim. İşte 2000 tane mi 1800 tane dayak mi? Dayak cezası vardır. Hayır bir dakika. Dayak cezası vardır. Bu semtlere göre şurada Hasköy'de şu kadar, işte Samatya'da bu kadar, Yedikule'de bu kadar, Şehremin'de bu kadar. Meyhane açılabilir. Ha, vardı diyor. Sonunda o zamanki nüfusu düşün o yıllarda. Neydi 1927'deki İstanbul nüfusu? 1 milyon. Olur mu? 794.444 kişi. 24'e doğru git. O zaman daha az demek ki. Şimdi o yılların İstanbul nüfusuyla meyhane sayısını oranlarsan bugünkü meyhane sayısıyla bugünkü nüfusu oranlarsan o zaman içkili yer sayısı daha fazla çıkıyor. Ama gayrimüslim oranı da çok daha fazla. Onu söyledik başta. Gayet abi, tabii var. Gayet bütün sahilde. Hayır, yani. Bütün bu şeylerden sonra millet de Fatih'i devamlı içen birisi olacak. Yok canım ne münasebet ya. Ben içki içmiyorum 40 yılda bir içerim yani. Öyle ha, canım çekerse de içerim yani. Kimse de karışamaz. Ne akşamcını var ne bir şey var. 40 yılda bir vakit içmeyi demiyorum Fatih. İçki bir sosyal gereklilik gibi algılanır. Peki o zaman mesela Türkiye'de obezite diye bir sorun da var gördüğümüz üzere. Yemeği de yasaklasınlar mı? Obezitenin zararı yok ötekinin var. Obezitenin zararı daha büyük. Valla ben Fahrettin Kerim'i sonuna kadar destekliyorum. Fahrettin Kerim ne yobazdı ne bilmem neydi. Ne şeriatçıydı ne hilafetçiydi doktordu. Klakson doktor çalanın bel kemiğinden su alırım demişti. Evet. Keşke yapsaydı. Allah Allah. Suriye'de de klakson çalanın camını kırıyorlardı. Tabii ne güzel. Şey vardı. Lobut da lobut. Ay Murat yani işte hamam deliğe kaldı şimdi. Aynen. Aynen. 4,5. Murat. Turgut abi de hani Neyzen'in şeyi gibi 60'ından sonra cana bobs delettin beni. Ne oldu? Niye ne alakası var? Gene? Modern oldu. O oldu. O da serbest. Bu da serbest. Hayır ben bir şey demedim. Ben hiçbir şey yorum yapmadım. Ben bana fark sorulan ederim şeyleri anlattım. Peki abi geçelim bu mevzuyu. Evet. Şimdi Murat'la biz durduk yerde 40 yıllık dostlar birbirimize gireceğiz. Memleket bölünür. Biz de bölüneceğiz. Fatih Altaylı devamlı şey yapıyor. Yok canım nereden. 40 yıllık bölü biliyorum. Sevmem abi. Sevmem hiç kimmiş ki. Öyle ben de sevmiyorum. Düşkünlüğüm de yoktur. Yani güzel bir muhabbet olursa ben içerim. Hayır, ben onu da yapamıyorum. Ben içki muhabbetini yapamam. Niye şarap içmiyorsun abi? Efendim içki muhabbet ama muhabbet için ha, muhabbet oturup sizin yok o şeylerde Beyoğlu'na falan oturmam ben. Vakit kaybediyor. Niye biz mesela oturuyoruz Yakup'ta şahane bir şekilde gırgırımızla yapıyoruz. Bazen bir kadeh içiyorum bazen hiç içmiyorum. Ben hiç gitmedim oraya biliyorsun. Seni yarın götüreceğim oraya. Hiç. Çok götürmek istedim oldu hiç gitmedim. Ben götüreceğim. Vakit kaybediyor. Niye? İsraftı. Ha burada oturmuşsun orada oturmuşsun. Arada çok fazla. Turgut abi çağırırsa gelmeyecek mi? Benim bir arkadaşım vardı liseden. Hala sağ. Hayatında ağzına 1 gram
bir yüksük bira koymamış. Başkalarının içtiği sigaradan da o kadar içmiş. Yani kendi sigara, sigara içmemiş. Fakat bu arkadaş bütün meclislerde bulunur. İçkili yerlerde bulunur. Bir gram ağzına koymaz. Hatta yarım saat sonra yüzü kızarır. Sanırsın ki onun... Sarhoş oldu. Hah. Bir de o tipler de var yani. Aklıma geldi. Şimdi, bir arkadaş mesaj atmış bizim ilahiyatçı Mustafa. Ya bu ilahiyatla ilgili ya, biz onları... Bunun dinle alakası yok. Dağıtmamakla alakası. Alanım değil benim. Dinle alakası yok. Peki abi, sözü geçti bu yemeklerin, ben. Yemeklerin şimdi Türk yemeklerinin kökenlerini ben çok merak ediyorum. Kimin aklına gelmişti bu yemeği ilk başta? Midye dolma. Midyatlılar. Çünkü midyenin çoğu midyattır. Ya İstanbul'daki midye dolmalarının çoğu hakikaten Mardin'de biliyor musun? Niye çok enteresan. Sen çöz, bilmiyorum. Ben ne bileyim, İstanbul'daki midye dolma satanlar var ya Özsepet'te, Mehmet'te. Çoğu Mardinli. Evet. Midye, midyat olur çoğu. Şimdi, doğru. Evet. Midye, çok enteresan. Bakın, midye bir kere. Midye, İstanbul'da midye vardı. Şimdi midye İzmir tarafından geliyor. Çanakkale'den geliyor. Ve bayağı güzel midye vardı. Biz kendimiz çıkarıp kendimiz pişirip. O ayrı. Yani evde bir kere, evde 50 çiftten aşağı midye pişmez, pişirilmez. Ve bu nerede? Ona kap, neydi kap biliyor musunuz? Şey tenekesi. Gaz tenekesi. Zeytinyağı bayağı işte 30 litrelik onun içinde pişer. O ya Rum usulü ya Ermeni usulü midye pişiyor. Farkı ne? Biraz işte baharat farkı vesaire, pişirme farkı. En güzel midye en üsttekiler değil, en altta kalan. Biri Provençal, biri Mariniyer. Voilà. Anladın mı? Bu. Midye genellikle evde yapılan ve dışarıda da belirli yerlerde satılan bir şey. Ama bilmiyorum, lokantalarda mesela midye var mıydı? Şimdi hatırlat, düşünmek lazım. Nasıl pişiyor bu? Sonra sen belki hatırlarsın, pasajın dibinde bir midyeci açıldıydı, evet. Bir zaman. O sonra filmlere çıktı, bilmem nelere çıktı vesaire. Çok deli dolu bir çocuktu. Oradan çoğaldı midye. O midyeci ustalarının yanına giren Mardinliler, midyatlılar da bu işi öğrendiler. Şimdi İstanbul'daki balık alışverişi yapanlar kimler? Erzincanlılar. Şimdi bunda şaşılacak bir şey değil. Havyar piyasası eskiden kimin elindeydi? Niğdeli, Karamanlı, Rumların elindeydi. Havyar i̇şte yok bu kadar. Ya, kalmadı, çok az. Beluga ile Struga arasında ne fark var havyarda? Lezzet farkı var, bilmiyorum. İşte böyle bak nasıl ona. Üfürüyor şimdi. Efendim yiyince anlarım. Bu beluga mı, sevruga mı? Ya. Birisi büyüktür, birisi küçüktür. Şey, neyse. Ha bir de onun dumanı vardır. Smort olan. Herhalde ya, o kadar. Doğru. Ben başka bir şey diyorsun sandım. Ama gözünü hangi, kapat. Hangi dilde havyar kelimesi geçmez? Bilmiyorum. Konuk sensin, biz soruyoruz. Ya ben de sana soruyorum. Rusça'da geçmez. Niçin? Ne bileyim ben. Bilmiyorum. Bilmezler mi, yemezler mi, sevmezler mi? Orada çıkıyor. Niye ve geçmiyor? Ne diyorlar işte. Havyara onlar? Şimdi bakın. Rus'ta havyara ne der? Ikra. Onun için ikra yazar üstünde. İranlılar yer çok mi havyar? Çok güzel, çikotu belugamlar. Of. Affedersin, İranlılar yer mi havyar? Severler. İyi yerler. Şimdi... Hazar havyarını yerler. Ama bizim o Bafra havyarı hepsinden çok seviyordum ben. Yok. Hiç de bir halta benzemez. Neyse, tartışma. Böyle hiç böyle. Bir halta benzemez. Böyle. Git tavuk yumurtasıya. Şimdi bakın. böyle havyar mı olur? Yunanistan'da... Mehmet getir Fatih abi. Ünlü bir etimolog Profesör Georgakis var. Profesör Georgakis'in... Yaşıyor mu? Yaşıyor. Aşağı yukarı 300 sayfadan büyük Havyar diye bir kitabı vardır. Bütün mesele, bütün kitabın sonundaki o korkunç kaynaklar vesaire, Havyar kelimesinin nece olduğudur. Nece? Onun sonunda, onun görüşüne göre Rumca bir kelime. Onun görüşüne göre. Bizdeki bazı lügatlere bakarsanız Havyar kelimesi derden dolayı Türkçe gözüküyor. Bilmiyorum yani. Ben etimolog Havyar, kavyar. Kavyar. Ama her yerde havyar, havyardır. Bir Rusçası değişik. Ökran. Vesaire. Ökran.
Pelin Hanım da Japon sarı havyarı sevmiyormuş diye duydum. Hayret. Pelin Batu. Evet. Pelin. İkra. Evet. Şöyle yazalım evet. Üstünde. Yine bir ara vereceğim. Oya karşı da çaresizce reklam arası diye çırpınıyor. Sonra devam edeceğiz. Evet. İstanbul, İstanbul yemekleri, meyhaneleri, kokoreçleri. Meyhane, mey. Bir şey soracaktık Turgut abiye. Ansiklopedi maddesi. Ansiklopedi maddesinin genel hali. Daha geniş şekilde. Umumhaneler. İstanbul'da fuhuş. Umumhane. Hayır, ben öyle bir şey yazmadım. Yapmayın böyle bir şey. Siz kendinizin kitaplarından bahsediyorsanız... Onu bilmem. Ben atalarımızdan kalan belgeleri yayınladım. Ay bu bana ıslak peştemal gibi sarılmaya başladı. Islak peştemal. Başladı. Havaya girdi. Murat vallahi süper laf. Islak peştemal ya. Müthiş bir laf ya. Ama hoca o maddeyi yazarken telefon defterleri tarandı aylarca. Mama adresleri. Hayır canım. Bakın. Şeydeki o son çıkan Tarih Vakfı'nın çıkardığı İstanbul Ansiklopedisi'nde bir iki o defter dağıtılıydı. O sokağın ismi Halas Sokağı'nı kimse üstlenmemiş. Abano Sokağı. Ha, birisi de şeyi bizim Yakup'un söyle ismini Asmalı Mescidi. Ben de Asmalı Mescid'den o sokağı aldıydım. Şimdi ben de düşündüm ne yapacağım ne diyeceğim. Zafer Toprak ise tamamen onu yazacak. Yazdı da nitekim Zafer onlara, Toprak Hoca. Bana da o sok. Şimdi düşündüm taşındım ne olacak ne bitecek diye. Yapılacak en şey yasaya göre bu evlerin telefon sahibi olması lazım. Nereden bunlar? Ben de o sokak zaten 1920. Nasıl yasaya göre? Yasaya göre. Yani belediyenin şey ettiği. Belediyenin şimdi o zaman benim bahsettiğim yıllarda telefon almak. Oho, yönetmeliğe göre her umumhanenin bir telefon numarası var. Olacak ve bir de sorumlusu olacak. Telefon ne oluyor? Rezervasyon mu? Canım o hayır efendim. Polis denen. Yapmayın böyle şimdi ya. Abi anlatmıyorsun soruyorum yani. Evet abi siz devam edin. Bu akşam bu konuda yani biraz. Yani en sonunda bana bardakçı kelimesini tekrarlatarak. Ben söyledim sen. Kendi yayınımda. Söyleyecek söz kalmadı. Benim hani bunu diyor, öyle bir şey değil. Sen daha yani Feriştah'ını daha iyisin yazdı. Benim bizi bir sokakta. benim yaptığım şey telefon rehberlerini tarayaraktan numaralarına göre şey etmek. Kıskandı. Çok şimdi, yazmak istedi yazdı. Hayır benim o uzmanlık alanı değil. Değil. Yo teşekkür ettim. Şeyin de, hiç olmayan bir yazmayı verdi. Çok ayıp bir şimdi, yazmayı. Şimdi... Gönül Hanım çok güzel. İşte Cinani'yi yayınladı. Okuyun. Ah onu bak. Harvard'dan çıktı. Harvard'dan. Çok güzel bir metin yani. O zaman ayıp değildi de şimdi mi ayıp onlar? Ha onu da bilmem. Benim kabahatim ne o zaman? Hayır bir kabahat. Senin de sana ben kabahat hiçbir zaman bulmadım. Sen beni zorluyorsun şey ediyorsun. Ama kültürümüze, kültürümüze eşsiz bir eser kazandırıyordun. Evet. Ama niye yeniden baskısını yapmıyorsun anlamadım. Hep var canım ayağı da var. Çıkıyor. Çıkıyor mu şimdi? Çıkıyor. Osmanlı'da seks. Evet abi devam edelim biz. Siz telefon numaranı buluyorsunuz. O telefon şey kataloglarını eskiden telefon katalogları atılırdı. Sahaflar ve kitapçılar beni böyle garip görüp bana hediye ederdiler. Sen onları saklardın. Yani. Sonra birdenbire bir telefon rehber manyaklığı oluştu. Başladı. Şimdi Allah muhafaza mesela 1900 atıyorum 37'nin telefon rehberi veya 1914'ün telefon rehberi kaç paradır bilmiyorum. Çok güzel başladı. Orada, yani telefon rehberleri küçümsemeyin. İnanılmaz derecede güzel kaynaktır o. Kimin evi var, kimin aileler. Yani İstanbul bir telefon rehberinden de çıkarılabilir. İkincisi oradaki tabii sokakta bulunduğu için numarasını veriyor. Oradan çıktı. O öyle bir şey. İkincisi, çıkarılan bir takım salnameler. Ve özellikle 1868... Yani devlet yıllıkları. Ama bizim o devlet değil, ticari. Yani endikatör otomanlar gibi. Bir tür almanak gibi. Bir nevi almanak gibi. Ticari. Ve bunlar inanılmaz derecede güzel baskıları olan
Ve içinde bazı mesela İstiklal Caddesi'nin veya Kurtuluş tarafının ipek haritaya basılmış olanları da vardır, nüshaları. Bazıları da vardır onlar efendim. Bazıları da kalın kağıtlara basılmış nüshaları vardır. Şimdi endikatör otomanlar o kadar ilginç bir şey ki, mesela Fatih bana de ki, sor de ki abi 1800 atıyorum 1914 yılında Dudu odalarında kim oturuyordu? Ben sana bulurum oturanlar. 1800, Dudu odası ne demek abi? O bir oda, öyle ismi. Herhalde karşı taraftaki, orası altı Ermeni cemaatinden bir oda orası. Altı odalar ya onlar. Hı hı. Heh, o cemaat, o odalardan bir tanesi. Bir tanesi Karagümrük, bir tanesi Malta odaları vesaire. Şimdi bu bulunabiliyor. Bulununca pek koleksiyon, bildiğim kadarıyla güzel bir koleksiyon. Allah'tan Osmanlı Bankası'nın arşivinde var yani. Ne? Bu endikatör otomanların. Onun da ilk defa benim aşağı yukarı 20-25 senemi görerek onları bir bibliografyasını yapmakla geçti. Çünkü görmeden değil. Hala da içinde çıktı mı çıkmadı veya başka bir kaynakta rastlamadığım yıllıklar var orada. Yanılmıyorsam bir tanesi 1914. O da hadi harp yıllarıdır diyelim o bakımdan. Onun için yani ne, hangi mesela restoranları arıyorsun, soruyorsun. Kafe şantanları, şurayı, burayı. Abi, hepsi var. Hepsi vardır orada. Terzileri arıyorsun. Foscoli nerede? Bilmem kim terzi nerede? Hepsini orada bulursun. O bakımdan yani bu sokak isimleri vesaireyle kendi başına yorum yaparak olmaz, bir kaynağa dayandırarak. Demin size bu garip isimleri sayarken bunların hepsini ben kafamdan uydurmadım. Bunun kaynağı var. Ve bunlar 1922-23 yılında yayınlanmış matbu bir takım kitaplardadır onlarda. Evet. Tabii şimdi bir de hepimiz hatırladığımız ve kapanan yerler var değil mi? Bir de işte Kadıköy'dekiler mesela. Todori kapandı. Hürmüz kim? Hangisi o? Şu Hürmüz. Yok ben şeyden Todori derken başka şey. Langa evet. Fatma. Efendim? Langa Fatma. Ne, kim o? Cevdet Paşa yazar. İstanbul'da diyor bütün ekabirin, paşaların bütün devlet büyüklüğüne devam ettiği umumhane de ödüyor. Langa Fatma. Olabilir. Kadın ölmüş, tarih düşünmüşler. Bir tezakirde vardır. Göçtü Langa Fatma. 1200 bin kaç. Muratçım, Asuman Beşli Refik bizi davet ediyor. Ben meyhane sevmiyorum. Sohbet edilmiyor Fatih. Gürültülü. Yok yok ediliyor. Gayet güzel ediliyor. Oraya ama bir kere gittim. Çilingir sofrası Farsça şölengirden gelir diyor. Doğru olabilir mi? O da o, öyle bir şey. O Sevan'ın lügatine bakmıştır o. Ona söyle kim soruyorsa. Orada öyle var bir iş kelime. Doğru. İkinci anlam olarak da. İçki yasağı kadar başka yasaklara ne önem vermiyorsunuz acaba? Çok merak ediyorum. Niye? Verecek çok cevap var da birincisini söyleyeyim ben sana. İlk cevap. Sana ne? Nedir sorudan ben anlamadım. İçki yasağı kadar niye diğer yasaklara önem vermiyorsun? Merak etmeyin, her yasağa önem veriyoruz. Sadece bugünlerde mevzu içki yasağıyla olduğu için ondan bahsediyoruz. İkincisi neye önem vermeyeceğimizi senden öğrenecek halimiz yok. Her kim isen. Ne kadar acayip insanlar var. Ne acayip insanlar var. Rejanstan bahsediyor birileri. Kapanıyormuş. Kapanmak üzere. Abi yazık. Kira meselesi. Evet, evet sen de kira bir şeyi... Yani çok orada bildiğim kadarıyla o 3 bin liraya bir kiraya oturuyorlar. Bütün o rejans mı? Bütün rejans 3 bin liraya bir kiraya oturuyorlar. Hayır, onun üst tarafı da vardır biliyorsun. 1,5 kat. Çok daha üstünde de vardır. Alt katı... Orası 3 bin lira. 3 bin liraymış. Mal sahibi de çok İstanbul'un eski önemli aydınlanan bir tanesi. Bir miktar arttırın demişler. Hayır deyince onlar da dava açmışlar. Orası hisseli bir yer. Hisseli bir yer, evet. Esas aslında benim hatırladığım kadarıyla bir Ermeni ailenin de orada zamanında bir ayı olduğunu. Ama durdu tabii koskoca yer. 3 bin lira. Evet. Tabii şey de işte bilmiyorum. Ayşe şimdi yaygara kopuyor. Vay rejans kapanıyor ama katılın şeye kiraya. Peki abi ya mesela işte, bu. O kadar çok yer kapandı ki. Şimdi bu İstanbul'da Güneydoğu mutfağı. Giderek ağırlık kazandı. Şimdi, ve çok kolay bakın, bir mutfak olduğu için de lezzetli olduğu için. Yani
her şeyin, her kentin yani kendine göre bir yemek sistemi. Eskiden var mıydı mesela Güneydoğu mutfağı? Gayet de. Ama kalkıp da ben hatırlamıyorum ya ne bileyim ben yoğurtlu bir şey, cacığın dışında bir şeyle içki içmek bilmem ne etmek şöyle ismini pirpirimden. Yok şeyi soruyordum abi. Mesela çiğ köfte var mıydı? Hayır efendim. Kebap. Ben hayatımda ilk çiğ köfteyi nerede yedim 1952-53'lerde biliyor musunuz? Erol Büyükburç'un evinde. İstanbul'da. İstanbul'da. Bizde aşağıda benim komşumdu ve çocukluk arkadaşım. Ben bunlara gittim. Yalnız şeyde annem de şey ederim yani dedim mideni bozma tepelerim. Bir dakika ona nereli? Adanalıdır şey. Şey Erol Büyükburç. Dedi ki Turgut şey bir cumartesi günü öğleden sonra okuldan sonra sanıyorum gittim. Şimdi bir şey oturmuş birisi yoğuruyor moğuruyor bilmem ne oluyor. Bir büyük bir tepsinin içinde işte salata marul yaprakları. Ortada da bir şey usulü zeytinyağı var. O kadar aa, çok köfte yapıldı ki ben de boş bulundum. Bu köfteler ne zaman kızaracak dediler. Herkes gülmeye başladı. Benim çiğ köfte kültürüm bu kadar. Ama şimdi bakın kaç tane teminden... Lahmacun var mıydı? Hayır efendim nerede? İstanbul'da boyunda silindirik bir kapta satılan çiğ börek vardı. Çiğ börek genellikle Şehremini tarafında, Büyük Saray Meydanı'nda, Kırım Tatarları tarafından Tatar böreği orada yapılırdı. Eğer bir dükkanın önünden geçerken bir tenekenin üzerine veya bir taburenin üzerine bir havlu atılmışsa orası o böreği yapıyordu. Büyük bir tencerenin içinde bir yağ ve hemen hazır. Kaçta başladı şey? Onu bilemem tabii şeyler, şimdi. Neler. 50'lerin sonunda galiba. Şimdi benim bildiğim... Benim... Bilir miydin çocukluğunda? Çocukluğunda yani, fazla bilmezdim. Bir iki kebapçı vardı İstanbul'da. Çiğ köfte biliyor muydunuz? Hayır. Ben 80'lerde yedim ilk defa. Ben de. Herhalde 80'leri bulmuş. Yani 80'lerdeyse 70'ler falandır. 70'lerin sonu falandır. Belki. Sonra Beyrut'ta, Lübnan'a veya Suriye'de yedim. Lübnan'da biraz. Yani onların gitmen bizimkine benzemiyor. Çok güzel. Ben çok Aksaray'da değişik. Sait'te yedim Sait. Demişti biliyorsun. Sait vardı. Hacı Bozan vardı. Hacı Bozan. Hangi sene? O Hacı Bozan'ın şeyine de yemeğine de gelirdi. Geldiydi bir kere. Evet. Daleli'ye değil mi? Daleli'deki mutfak dostanı yemeğinde. Sen bir köşede yemek şey ediyordun. Öyle mi? Şöyle söyleyeyim. Ne öyle mi? Bir şey değil efendim. Hacı Bozan içki miçki satmaz. Satmaz yok. Öyle bir şey. Onu demiyorum efendim. Ha, sen hemen. Bir derneğin yemeğine gitmiş. Derneğin yemeğine gitmedin canım. Ben, yok canım bir toplantıda. Ben yemeğe gelmiştim. Orada karşılaştık. Orada karşılaştık. Mutfak dostanın toplantısı vardı. Ben de kebap yemeğe gitmiştim. Onlar kendi pişirdiğinde lokanta da mı yiyorlar yemekleri? Onlar zaman zaman lokantaları denemeye gidiyorlar. Yani bir puantaj yapıyorlar kendilerince. Değil mi? Herhalde. İşte benim bildiğim bu dediğim zaman 15 sene olmuştu. Epey oldu. Daha fazla hatta. Yok. Işte 20 olmamıştı ama 15 sene olmuştu. 15-16 sene oldu. A Camii'nin sokağından aşağı iner. Hacı Salih vardı. O sol tarafta. O da kapandı. Hacı Salih taşındı Hacı oradan Salih, sonra kapandı. Şeydeydi canım. Anadolu Pasajı'ndaydı Hacı Salih. Yok A Camii'nin sokağında da abi. Hacı Abdullah. Ona bir yer isim değiştirdiler şey onlar. Hüsnü Hacı Tabiat. Abdullah, Hacı Salih'ti. Abdullah Efendi caddenin üstündeydi. Sonra Emirgan'a taşındı. Rumeli Han'ın yan alt evet. tarafındaydı. Özelliği de vitrinine tek bir şey koymak. Tek bir şey koyardı. Evet. Bir şeftali ki öyle bir Bursa şeftalisi yok. Gelen geçen durup seyrederdi. Şeftali değil, inanmazsın karpuz bu kadar böyle. Aynen. Tek bir şey koyardı. Ve gülme bir şey daha söyleyeceğim. El yıkamak için tasın içinde ufak bir tül bez ve su getirirdi. Su getirirdim. Öyledir ama. Öyledir. Bir her öyledir herkes ama. Yapmaz onu. Bir yapmazdı. Bazı evlerde var. Şimdi yani konudan konuya geçiyoruz. lahmacun. O, bir dakika. Ağa Camii'nden inerken sağda sokak hemen orada bir dükkan var. Oraya benim bildiğim ilk kebapçı dükkanı odur. Kebap dediğin ne kebabı? Bildiğimiz kebap. Bildiğimiz kebap ya. Bildiğimiz kebap.
Ya kebap dediğim bir kere, yani İstanbul'u ele alırsak sanma ki evlerde mutfaklar, davlumbazlar bilmem neler. Yahut o malzemeyi alıp pişirmek bilmem. Her şey, herkes dışarıdan yani seyyar satıcılardan duyuyordu. Nedir doyurucu müesseseler nedir mesela? Bir, imaretler değil mi? Hastaneler, okullar, kışlalar ve tekkeler. Yani yemek şey edilmesi için. Bunun dışında hepsi seyyar satıcı. Değil mi? İşte ciğer, nedir Mübahat Hoca'nın yaptığı 1640 tarihli nah defteri? Senin ne kadar neyin ne boyunda olacağını, ciğerin nasıl olacağını vesaireyi de anlatıyor. Ve onu oradaki yorum yaptığın zaman 1640 tarihinde İstanbul'da neler satıldığını da biliyorsun yani. Bugünden farklı bir şey var mı Turgut abi o zaman İstanbul'da satılan? Hayır var. Hayır şöyle. Şimdi Anadolu, tabii bu yavaş yavaş alışıldı. Anadolu mutfağının İstanbul'a girmesi bir zenginlik kazandırdı tabii ki. Zenginlik kazandırdı. Ama benim hayret ettiğim iki komşu vilayet bir yemek için birbirleriyle neredeyse güreşecek hale geliyorlar. Neyi mesela? Bir yemek mesela. Bir herhangi bir yer bilmiyorum. Bir şey işte. Şey yaptılar ya bazı yemekleri tescil edildiler. Adana kebabı şey almaya kalkıyorlar vesaire vesaire. Yani. Çok yemek nasıl tescil? Tescil. Şey ama o bizde yeni onun uzmanı kim? Biz onun için toplantılar düzenledik, bilmem ne ettik, Bilgi Üniversitesi'nde vesaire. Ama o yeni bir şey daha Türkiye'de. O oturacak herhalde. Doğru, sen kalkıp birdenbire Bozan'ın patentini kendi üstüne alamazsın herhalde. Değil mi? Gerçi Avrupa'da yoğurt artık biliyorsun Yunan şeyi oldu. Evet. Ha, buyurun. Işte. Yani 2000 yıllık Türk yoğurdu oldu Yunan yemeği. Yunan ürünü. Niye ama biraz farklı yapmışlar. Bu Yunan yoğurdu diye satıyorlar. İçinde krem fraiş var. Krem fraişle şeyi karıştırmışlar yoğurdu. Garip bir şey çıkmış ortaya. Yunan yoğurdu diye satıyorlar mesela. Canım kahveyle öyle. Tabii kahveyle. Peki mesela bu Türk Yunan mutfağı işte pilaki, cacık, macık. Bunlar Türk mü Yunan mı? Şimdi, nedir bunlar? Cacık kelimesi Türkçe bir kelime değil. Cacık Ermenice bir kelime. Ermeni. Yunan da değil Ermeni yani. Evet. Cacık. Ne demek o? İşte cacık bildiğin cacık. Ben kelime anlamadım. Makarna neydi? Ermenicesi. Makarna değil, spagetti. Yerine ona hımar akılır azak. Şimdi bunlarla değil. Ortası delikli uzun şey. Canım musakka. Musakka. Musakka Türkçe bir kelime. Yunan. Şimdi o kelime bazında yola çıkarsak başka yorumlu şeylere varırız, sonuçlara varırız. Onun için bu konuştuğumuz Türkçe'de artık musakka biliniyor herhalde. Ama Türkçe bir kelime değil, ne yapalım? Bir de tutturuyorlar Osmanlıca diye. Sanki Osmanlıca başka bir dil. Osmanlı Türkçesi bu. Peki Turgut abi Bizans ne yiyordu? Biliyor muyuz? Bizans'ta da aynı şekilde. İşte bu Rum yemekleri Bizans yemeği mi aslında? Bak bize oradan kalanlar da var tabii. Ne mesela? Lakerda. Laker. Çiros mesela. Pişen yemek. Kalan bir şey var mı? Pişen yemekleri pek bilen yok. Mesela Roma yemekleri de bilinmiyor. Tarifleri Roma yemekleri biliniyor. Çünkü Apicius elimizde. Ama onları yemek için yürek lazım. Yani nasıl yenir o yemekler? Mesela neler var abi? Of şimdi canım ona Petronius'u okursan o vurlukları o neler şeyleri. Allah! İşte domuz memesinden yapılmış yatarak yiyerekten şunlar bunlar patlayıncaya kadar vomitlanlara gidip fareyi bitirmek. Fare yeniyor şeyde de, Moğolistan'da da. O bir fare türü yalnız. En son nerede onu gördüm? Farenin son çıkan bir kitapta da onu. Neyse. Bizans'tan gelen yemekler. İşte benim bildiğim bir de mesela sos, excellent. Garos diye fıçıların içinde güneşte bekletilerek balık kanından kafalarından veya değişik balıklardan yapılan bir sos var. Bunun yayınları var bunun. Garos'un yapıldığı yerler, sahillerde. Hatta bizde tabii İstanbul'da bir araştırmacının bir yabancı yayında Garos sosunun nerede yapıldığını bütün yalnız söylenen şu,
bu sos yapıldığı zaman dünyayı kokutur. Kokutur herhalde. Ancak ben çiroz kokusunu özlüyorum. Can Kurtaran'dan başlar. Bütün ta, biliyorsun, Yeni Kapı'nın sonuna kadar, Kum Kapı, ondan, Samatya'nın sonuna kadar bütün sahil asılırdı. Yağmursuz bir mevsimde o kadar güzel bir koku. Ya bilmiyorum, sevenler için tabii. Ama o zaman uskumru vardı İstanbul'da. Uskumru kalmadı ki. Yok, çiroz. Yani yumurtasını dökmüş. Dolma bizim mi? Bizans mı? Ne de dolma? Şimdi dolma dedi. Ya dolma üstü isminde. Doldurmaktan geliyor. Bizans'ta var mı? Bilmiyorum şimdi onu. Yani kafadan sallamakla da olmuyor. Ama öyle doldurmakla geliyor. Yani onun artık Türk olmaması mümkün değil. Yani. Oy doldur. Evet. Şimdi senin benim o ortak noktalar var. Bir kere Yunanistan için bir mübadele var. Mübadeleden o kadar çok Anadolu'dan insan gitti ki oraya, değil mi? Yüz binlerle. Yüz binler. Ve bunların götürdüğü bir yemek kültürü de orada oldu. Onun için bence senindi benimdi demektense kim iyi yapıyor? Hayır, senin hangisi de, lezzet? Turgut abi, senindi benimdi değil, orijini. Şimdi orijin başka bir şey çünkü. Tabii başka bir şey. Ama onun orijini daha lezzetli. O sana bize göre. Bize göre. Bize göre. Ama senin damak zevkine göre. Onların zevki yok dersin, diyorsunuz o zaman. Yapmayın bunu. Bu damak zevki yani. Ha, bu bize oluşu. Şimdi 10 kişiye sorsam bilmem ülkenin, Avrupa'nın bir ülkesi aman 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 da. Peki oradaki insanlar aç mı oturuyor yani? Onlar da senin yediğin lezzet gibi kendi yemeklerini lezzetler yiyorlar. Mesela İngilizler aç mı? Ha, yani aç mı İngilizler? Gerçi İngilizler genellikle zayıf ya millet. Yani herhalde o yemeklerden dolayı. Ben yediklerini anlamadım İngilizlerin hiç. Ben de anlamadım. Şato'ya gittik, Hamburg'a gittik. Ama biz anlamadık. Çünkü kendi ağzımız tadına göre. Ama Fransa'dan anlıyoruz. Ama biz onları küçültmeye, şey etmeye. O şeyi yerler ya onlar, nedir o? İskoç'ta işkembeli. Haggis. Haggis, ay. Niye ay diyorsun? O senin kokoreçine ay derse, senin... Ya kokoreç böyle cennet kokusu gibidir. Bilmiyorum. Haggis'i sen pişerken gördün mü? Cennet. Şöyle bir bağırsak. Abi Murat'a kendi sevdiği şahanedir, başkasının sevdiği tabii olmaz. Ki. Kendi yani... Yani her insan kendini dünyanın merkezi zanneder ama Murat'ta bir adım ötesi var. Ben evrenin merkezi. Zannetmiyorum. Eminim. İnanıyorum, eminim. Fatih, bu bir coğrafya meselesidir. Kesinlikle. O coğrafya, o ne verirse insanlar onlar geliştirerek. Haggis'i sever misin? Ne? Haggis'i sever misin? Yani bir iki defa hayatında sever yedim. Sever misin? Sık sık yedim. İğrençtir. Bana göre... İğrençtir. İğrenç diyemiyorum. İğrençtir. Ama bana göre. Bir de yana şalgam mı bir şey koyarlar onu? Evet. Evet, şalgam. Şalgam. Yine peki, bir son bir ara vereyim mi? Bir son bir ara vereyim. Fransızların yaptığı işkembe. O jöle içindeki o iğrenç şey. Ya Murat, Allah aşkına yedin mi? Şimdi bak, o şimdi onu beğeneceği çıktı. Yani hayatında ondan. Peki o domuz kanı doldurulan iğrenç sosisler. O berbat bir şey, o değil hocam. İşkembe ama jöleli. Çok iğrenç. Mide bulandırıcı. Mide bulandırıcı. Mide bulandırıcı. Reklam arası efendim. Efendim şahane mailler geliyor. Birisi diyor ki Fatih Bey, Murat Bey'le didişmeyiniz. Biz Murat Bey'i takıntıları ve sabit fikirleriyle sevmeye öğrendik. Ona alıştık diyorlar. İşte diyorum ya, Türkiye'de anlayış değişti. Prensip sahibi olmanın ismi takıntılı sahip fikir oldu. Buna prensip dedim. Aa, şahanesin Murat'cığım. Şahanesin. Bayılıyorum ya sana. Yani muhabbetini sevmiyorum. Bayılıyorum sana. Peki abi, yine bu yemek isimleri ya. Enteresan yemek isimleri var. İmam bayıldı. Niye? İşte onları bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani doğru. Vezir parmağı. Şimdi bakın. O atılır. Dilber dudağı azaltmış. Ağzını atar. Parmağı. Dilber dudağı, hanım göbeği. Evet, şimdi bunu bir ustamız isimlerini değiştirmeye kalktı. Şimdi bu olacak bir şey. Ne yapıyor? Vezir parmağı ne yaptı mesela? Sen şimdi... Bakan nesi? Siz yani bayağı... Hayır, söylemeyeceğim. Söyle. Hayır, bunu ancak biz... Bir yazılı metinde gördüğümüz zaman ve o yazılı metnin yazma veya basma bir tarihlendirildikten sonra bir onun için kafadan şurada şuydu buydu bilmem ne. Yani imam bayıldı mesela. İmam çok beğendi hanımını bayıldı, yoksa imam iyice düşük bayıldı mı? Çok hünkâr beğendi. Hünkâr beğendi. Derse. Şimdi o hünkâr beğendiği de Sultan Mecid sanıyorum, hünkâr beğendiyen diye bir ona da sonra o seyahat verilmiş. Onun evinde çok güzel Yeşiköy'de yemiş vesaire mi? Evet, oradan o soyadı kalmış gibi bir şey var.
Şimdi yemek isimlerinin tabii nedir en eskisi elimizde bizim? Rahmetli Ömer Lütfi Barkan Hoca'nın yayınladığı Fatih dönemi mutfak defterleri var. Şimdi bu mutfak defterleri de şöyle. Bu Türkçe ama içinde soğan, yerine göre piyaz, yerine göre soğan, siyip bilmem ne, Farsça, Arapça, Türkçe birbirine girmiş. Katip hangisini biliyorsa o kelimeyi yazmış, kullanmış. Ama Fatih mutfak defterleri bir yemek defteri değil. Ancak günlük mutfağa... Satın alma, mübayağı. Bir, mübayağı bir. Ve o kadar sağlam defterler ki hammal parası... Bahşişi dahil, yolda dilenciye bahşişi verilen para dahil. Tasadduk. Sağ ol, hatırlattın. Tabii. Bir çok güzel tasadduk edilen para dahi deftere geçmiş. Günlük yemeklere çıkan, yani mutfağa çıkan malzemeden. Ne yapılmış olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Neler yendiğini. Padişaha ayrı bıldırcın çıkıyor. Hı? Bıldırcın. Bıldırcın. Havyar. Havyar da var. Karides de var. Midye de var. Vesaire. Yalnız... Bir terkozgeri, üç çeşit balık hatırlıyorum oradan ben. Bir terkozgerinden gelen, iki tane de deniz balığı vardır orada. Yani mekruh olan ne varsa girmiş sana. Girmiş. Girmiş. Ama şarap girmemiş ama. Kedi var yazılmamış mıydı sarayda? Yazılmamış. Yazılmamış. Murat, yazılmamış. Topkapı Sarayı'nda kedi besleniyor muydu acaba? Filiz Hanım'a soracaksın. Hiç ne bilir canım. Nasıl bilir? Muhteşem, muhteşem yüzüğü seyredeceğiz, öğreneceğiz. Kim bilecek? Filiz bilir. Filiz Hanım bilir. Ya kedi Çağla seven padişah var mı? Ama... Kadıların kedisi var, Siyam kedisi var. Murat'ın da var. Allah evet. Allah. Tabii evet. Murat da olduğu için kadıların kedisi de Siyam. İlber Hoca'nın kitabında yazıyor. Öyle otorite mi göstermesi. Ha. En çirkinini alıyor. Korkutsun diye. Niye? Korkutsun karşısındakini diye. Korkutsun diye alıyor. Bir de sesi kalın ya. Oo. Şimdi böyle bir şey duruyor karşısında. Şakası yok bu işin. 1469. Bunun kedi telefonda konuşuyor biliyor musun abi? Ne? Bunun kedi telefonda konuşuyor. Miyav diyor. Benim kedim. Bir de şeyi soracağım ben Turgut Hoca ya. Fatih Asıl onu unuttuk. Onu. Islak peştemal nedir? Demin dedi ya. Islak peştemal insanın vücuduna yapışır ya. Sen de öyle yapıştın işte. Ne yapayım? Müthiş bir benzetme ya. Müthiş. Ya İstanbul argosu yazsana. Var. Ben niye yazayım? Her söylediğin şeyi yazmak mecburiyeti yok tabii. Yani yumurta kırma derneğiyle falan şey yapacağınızı. Tamam. Evet. Şimdi lafı... Yumurta kırma derneği. İşte bak ıslak peştemal gene... Yine sardım. İşte bunları yaz. Şimdi bunlar kayıt işte. Ama o bir yoruma tabi. Diyelim ki padişaha bulgur pilavı yapılıyor ama kestanelisi yapılıyor mesela. Pirinç pilavı var mı padişahın? Var tabi. Olmaz mı? Zeytinyağı da var. Olmayan ne var? Domates, patates. Daha icat olmuş onlar. Biber ve tütün yok. Biber de mi yok? Hayır yok. Aynı aile. Mısır da yok. Mısır da yok ama başka aile. Fasulye de yok. Fasulye de yok. Amerika'dan gelenler yok. Evet. Evet. Post Kolombiya. Yani Kolombus sorusu. Kolombus sorusu. Çok enteresan. Kanuni mesela... ağızla dediğim ama patlıcan var. Patlıcan. Kanuni yemiştir. O aileden. Kanuni yetişiyor. Yemiş mi? Kanuni yemiş midir? Hayır efendim. Yok. O aileden yani. Kanuni kaçta öldü? 1966. Bin? Ölümü. 1566. 1492 Amerika'da daha gelmemiştir. O familyadan saraya giren bir patlıcan var. O da Hindistan'dan. Hayır tamam doğru. Uzak doğudan geliyor. Evet. Badincan. Ne diyor defter? Birun'da yetiştirilir. Yani sarayın dışında. Ne yapıyorlar? Turşu yapıyor. Turşu yapıyorlar. Domates de geldiğinde mesela yeşil yiyorlar. Kızarınca atıyorlar. Biz de pişiriyoruz. O kavata denen bir nesne vardır. Ne denen? Kavata. Kavata. O mu? Kavata. Yeşil domatesin en serti. Serti. En serti. İçi koyulur. Yahnisi pişmezdi. Şimdi yahnisi yapılır diye yeşil domates. Evet. Yahnisi yapılır. İşte güzel yemektir. Çok güzel yemek. Ayva domates. Beraber mi yemiştik ayva yahnisi? Ne kadar güzeldi ya. Yok. Tam bir aveti yemiş yapmıştı. Kim yapmıştı? Neredeydik? Hacı Bozan'da mı yedik? Yok hayır. Hacı Bozan'da keme yedik. Muhteşem bir keme yedik Hacı Bozan'da. Hatta birisini götürmedik diye kızdı falan. Kızdımızdı. O Yeşilköy'deki... Yok ya. Hani senin saçma sapan yemek tarifini yapıp da ödül alan kimdi? Ağam. O bir saray yemeğiydi. Ben bunda. Saray defterinden. Bu Ramazan'da
kendinden uyduruk kaydırık bir yemek yap. Hadi git. Turgut abideki yazmalardan aldım. Hayda. Yok öyle sonra, bir yazma. Sonra başım... İstanbul'un önemli aşçıdan bir tanesi bu yemeği yapıp uluslararası yarışmaya katılıp ödül aldı. Turgut abinin yazmasından. Feridun. Turgut abinin yazmasından da. Neydi ismi? Feridun iyi şeftir ama. Feridun iyi. İyi. Neydi sendeki yazmanın ismi? Kimse hiç bende öyle bir yalanladın. Yazma yok. Bana verdi, fotokopisini aldım, ondan sonra millet istiyor diye yok böyle bir şey dedi. Yok hakikaten. Hakikaten yok hakikaten. Ben de bunu ederdim. Abi, bu hakikaten peştem almış ya. Sıfırname mi dedi bir şeydi? Hayır efendim. Bu attı. Bunun Ramazan köşesi sallıyor, var. Sallıyor orada. Allah Allah. Kıskanıyor. Ha bak işte tabii. Neyse kapatalım mı? Vaktimizi doldurduk galiba. Ne muzur adamsın ya. Ne muzur adamsın. Bundan sonra adını konu ama. Neydi ismi? Islak peştemal. Turgut abi çok sağ ol. Sen Turgut abinin ismini biliyor musun? Hayır. Yayından sonra söyle. Turgut abiye çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bardelis'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Seni yukarıda biraz bu yasaklar konusunda bir şeye alacağım. Yok ben prensip yoğuracağım. Ne prensibi? Bırak prensibi Allah aşkına. Hadi yasağı savun. Yok orada o olmasın, yok burada yasakları bu olmasın, yok o yer yapıyor, böyle yapıyor. Hayır yasakları savunmuyorum ama... Öyle içmekte bir sosyal statü olmasın. Tabii ki de içmek sosyal statü. Niye sosyal statü olsun canım? Allah Allah. Kimilerine göre de içmemek bir sosyal statü. Yani o da bir sosyal statü olmaz. Ona hiç öyle bir şey duymadım ama. Bazıları da biz içki içmeyiz efendim. Ne içsen de olur içme sanır. Kimin umurunda sen içki içmesin Allah aşkına. Kimin bana ne sana ne. Değerli izleyiciler çok teşekkür ediyoruz bu saatlere bizi izlediğiniz, bu saate kadar mail attığınız, bu saate kadar bize tahammül ettiğiniz için. 12 ya o. Bana 5'te geliyor. Bizlere bir İstanbul beyefendisini tanıma fırsatı verdiğiniz için teşekkür eder Fatih Bey. Niye eskisi gibi bu söyleşiyi yalnız sunmuyorsunuz? Murat Bardakçı bu olayı mahvetti, perişan etti gibi bir şey yok. Olsun. Merak etme. Bir dakika yazın İstanbul beyefendisi beyefendi mi ben? Sen. Herhalde sen değilsin yani. Ben hiç değilim yani. Şimdi İstanbul'da da abi. Turgut abi buradayken İstanbul beyefendiliği bize düşmez. Hayır efendim ne münasebet daha da. İstanbul beyefendi değil mi beyefendi? Yani düşün ki hakareti bile müthiş bir nükte ve bilgi içeriyor. Sana ben yayından sonra salıncaklı bir hakaret söyleyeyim. Tamam yayından sonra söyleyecek ben size bunu asla söylemeyeceğim. Efendim iyi geceler. Cumartesi akşamı Sayın Bardakçı'nın tarihin arka odasında padişahın özel hayatı konuşulacak. Lazzoni mi? Öyle bir şey. Bilmiyorum bir şey kesin. Bir şey ben de bilmiyorum valla. Evet Murat Bardakçı... Padişahın özel hayatını konuşacak tarihin yatak odasında. Salı günü de artık teke tekte şansımıza ne çıkarsa. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.